Efendim, seslerin değil, fikirlerin yükseldiği tartışma programı Fikir Meydanı'ndan hepimize mutlu akşamlar. Bugün 14 Nisan 2023 günlerden Cuma. 14 Mayıs'a sadece 30 gün kaldı. Türkiye sandık başına gidecek sadece 30 gün sonra ve hem 13. Cumhurbaşkanını hem de 28. dönem milletvekillerini seçecek. Türkiye seçime gidiyor. İttifaklar arka arkaya seçim vaatlerini sıralıyorlar. Partiler programlarını açıklıyorlar. Bu arada seçim listeleri de, milletvekili listeleri de konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün milletvekillerinin aday tanıtım toplantısında sistemde restorasyon ifadelerini kullandı. Peki bu ne anlama geliyor? Sistemde restore edilecek ya da değiştirilecek noktalar neler? Sayın Cumhurbaşkanı nelere işaret etti? Konuşup tartışacağız. Bu arada Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da göreve gelmesi halinde ilk 100 gün içerisinde uygulayacağı programı ve yapacaklarını sıraladı. Uzun bir listeydi. Peki içinde hangi başlıklar öne çıkıyordu? Bunları konuşacağız. Hangi ittifak ne öneriyor, ne vaat ediyor? Çözüm neler? Vatandaşın seçime olan ilgisi ne durumda? Listelere olan ilgisi ne durumda? Hepsini konuşacağız. Güzel bir ekibimiz, güzel bir kadromuz var. Ankara stüdyoda Vatan Partisi Genel Sekreteri sevgili Özgür Bursalı bizimle. Hoş geldiniz Sayın Bursalı yayınımıza. İyi akşamlar. Ankara'ya da selam ve sevgilerimizi iletelim. İyi akşamlar Sinem Hanım. Sizleri, değerli konuklarımızı ve izleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz Ankara'dan. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Gazeteci Mustafa Ertekin yine İstanbul stüdyoda. Hoş geldiniz. Her cuma akşamı olduğu gibi teşekkür ediyoruz katılımınız için. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hepimize iyi yayınlar. Gazeteci sevgili meslektaşım Çağlar Cilara. Hoş geldin hoş Çağlar. Hoş bulduk. İyi ve yayınlar. Devlet Eski Bakanı Doktor Masum Türker. Her zamanki gibi. Otoparktan. 5 dakika sonra stüdyoda olacak. Biz bu arada ilk reklam aramızı da verelim. Ardından kesintisiz ve dinamik bir şekilde devam edelim. Belki o arada da Bakan Bey de gelip yerine oturmuş olur. Buyur Esra'cığım. Evet, başlıyoruz efendim. Geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanı hem katıldığı bir televizyon programında hem de AK Parti'nin aday tanıtım toplantısında sistemde revizyona gidebiliriz ifadelerini kullandı. Tam açıklaması konuyla ilgili şuydu, hemen aktarayım sizlere. Değişen ihtiyaçlara göre Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini restore ederek Türkiye yüzyılı hedeflerimize katkı verecek şekilde geliştireceğiz diyor. Vaatlerini de sıraladı. Onlara da bir parantez açalım. Milli gelirimizi 2 trilyon dolara çıkartacağız. Kişi başına düşen milli gelirimizi 16 bin dolara yükselteceğiz. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara çekeceğiz ve çok tartışılıyor 2-3 gündür. Kamuda personel alımında mülakat sistemini kaldıracağız dedi. Tabii bunların hepsi alt başlık. Hepsi konuşulabilir programın akışı içerisinde ama özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın sisteme dair yaptığı, sistemin restore edilebileceğine dair yaptığı açıklama bence konuşulması gereken en önemli nokta. Hakeza Millet İttifakı'nın da sistemi değiştirmekten dem vurduğunu ve yeniden güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadinde bulunduğunu düşünecek olursak. Ankara ile başlayalım çok fazla bekletmeden. Sayın Bursalı tekrar hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanı hangi noktalarda eksiklik görüyor olabilir ki böyle bir restorasyondan veya ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikten söz ediyor olabilir deyip sözü size bırakayım. Tabii, teşekkürler. Tekrar sizleri ve izleyicilerimizi ve stüdyodaki değerli konukları selamlıyorum. Şimdi son dönemde hep şunu görmeye başladık. Sistemin partileri bizim Vatan Partimizin ürettiği sistem dışı
sözleri, programları, çözümleri bir anlamıyla kopya etmeye, taklit etmeye başladı. Örneğin biz hep üretim devriminden, üretimden ısrarla bahsettik. Şimdi hepsi birer birer üretim demeye başlamıştı. Yine Vatan Partisi hep sistemin çürüdüğünden, bittiğinden ve yeni bir sistemle karşı karşıya olduğumuzdan bahsederken bugün de iki taraftan da sisteme dair, hatta öncesinde Meral Akşener de galiba işte bu sistemi değiştireceğiz falan gibi bir takım laflar etmişti. O tiyatro yaptığı meclis kürsüsünde kurşunlarla falan filan. Hepsi bir sistem sorgulamasına gittiğini görüyoruz. Ama hepsi sistemin içinde. Yani sistemi değiştirmek iyi güzel ama hangi sistemi nasıl değiştireceksiniz ve yerine hangi sistemi ne koyacaksınız? Yani yeni sisteminiz ne? Bu sorulara cevap vermeden sistem değişikliğini sorgulamak ancak oyları avlamak için kullanılan bir takım cümleler olur. Çünkü şu görülüyor. Gerçekten sistem müthiş bir bunalım içine girdi. Biz bunu yıllardır defaatle hep ilan ettik Türk milletine. Sistem bunalım içine girdi. Yani özellikle Türkiye'nin 1980 sonrası girdiği ekonomik sistem ve o ekonomik sistemin oluşturduğu siyasal sistem ve hatta diyelim onun oluşturduğu kabine sistemine kadar Türkiye bu sistemle bir adım daha ileri gidemeyeceğini gördü. Tabii Türkiye'yi yönetenler de aslında bunu görüyor ama Türkiye'yi yönetenler sistemi sorgularken bizzat sistemin içindeler. Yani sistemi sorgulayan ne yapar? Sistemin dışına çıkar, yeni kuracağı sistemin diyelim inşasını yapar. Ama hem sistemin içinde olacaksınız hem onu sorgulayacaksınız. Bu gerçekçi değil. Atlantik sistemi bitti. Bakın biz o biten sistemin adını koyuyoruz Vatan Partisi olarak. Biten bir sistem var. Evet, nedir o? Atlantik sistemi bitti. Amerika'nın dolar imparatorluğuyla kurduğu sistem bitti. Türkiye'de sıcak para komisyonculuğu sistemi bitti. Türkiye'de üreticiyi ezen sistem bitti. Yerine yeni Avrasya'dan yükselen, üreticiyi baş tacı eden, Türkiye'nin üretimini, kalkınmasını, aydınlığını, ufuğunu, kamuculuğunu hedefleyen bir sistem yükselmek zorunda. Şimdi bu doğru ama bunu sisteminden yapınca olmuyor. Bakın sistemi değiştirme iddiasında olanlar ve sistemden rahatsız olanların pratiklerine bakmamız lazım. Bugün ilan ettikleri milletvekili listelerinden tutun da seçim beyannamelerinde açıkladıkları programlara kadar hepsi sistemin içinde. Yani hepsi sistemin içinde. AK Parti de sistemin içinde. Seçim beyannamesi ve listeleriyle. Cumhuriyet Halk Partisi de, diğerleri de hepsi sistemin unsurları. Ve şunu gördüler, toplum sistemin dışına çıkıyor. Yani bunu biz hep bu ekranlarda da ifade ettik. Türk milleti, Türk halkı sisteme isyan etmeye başladı. Dolayısıyla partiler bunu görüyor ve buna yönelik bir takım söylemler geliştirmeye çalışıyorlar. Ama sisteme ancak devrimcilikle bugün itiraz edilebilir ve yerine ancak devrimci bir sistem konulabilir. Devrimcilikte bizim rakibimiz yok. Hatta bakın Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın İçişleri Bakanı, AK Parti yöneticileri son dönemde hep ne demeye başlamışlardı? Biz muhafazakar devrimciyiz. Devrim lafını kullanmaya başladılar. Niye? Devrim nerede gelir? Sistemin yenileneceği koşullarda gelir. Şimdi onu görüyoruz. Bakın bugün hepsi devrimciliği de taklit etmeye başladığına göre sistem hakikaten bitmiştir. Bu doğrudur ama hangi sistemin içinden bunu söylediğiniz önemlidir. Ben onu tekrar ifade edeyim. Evet, Atlantik sistemi bitti. Türkiye'de üreticiyi ezen sistem bitti. Bunun yerine yükselecek sistemi inşa etmemiz lazım. Ama bu Amerika'ya bağlılıkla, NATO'ya bağlılıkla, New York bankalarına, Londra bankalarına bağlılıkla ve oraların kapısında secde etmeyle düzelecek bir sistem değil. Peki, teşekkür ediyorum ilk tur için. Devlet Eski Bakanı Doktor Masum Türker de geldiler. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Siz bir isterseniz nefes alın, soluklanın. Biraz çay için. İftar da açtınız. Allah kabul etsin. Bir çayınızı için. Sayın Ertekin, sizinle devam edelim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir takım şeyleri restore etmeli ve ihtiyaçlar doğrultusunda da değiştirmeliyiz. Hangi noktada neyi fark etmiş olabilir ki? Zaten Millet İttifakı, Sayın Akşener de bunu çok ifade etmişti. İşte ucube sistem, rezil sistem, iğrenç sistem demişti sözüm meclisten dışarı. Özür dilerim bu kelimeyi kullandığım için ama hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın dev vurduğu noktalar nedir? Neyi kastediyor olabilir? Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemini mi Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği gibi yoksa sistemin bizatihi kendisini mi söylüyor sizce? Sayın Cumhurbaşkanımız
Öncelikle tüm izleyicilerimize hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar dilemek istiyorum. Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza da tekraren saygılarımı arz ediyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Adalet ve Kalkınma Partisi seçim beyannamesi sunumunda hem de bir kanalda yaptığı özel söyleşide söylediklerini galiba dinlememişler ya da dinleyenler de anlamamışlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade etmek istediği şey şu. 2017 yılında yapılan anayasa referandumuyla birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemi getirildi. Dolayısıyla halkımızın iradesiyle böyle bir sisteme geçildi. Tabii ki ilk defa uygulanıyor. Siz de takdir edersiniz ki 2018 seçimlerinden sonra ilk defa bu sistemin denge ve denetim anlamında, bakın denge ve denetim anlamında eksiklikleri vardır, mutlaka var. Şimdi ne o eksiklikler? Mesela abi, şimdi müsteşarlıkların kaldırılmasıyla birlikte bugün parlamenter sistemden dönüştü. İşte başkanlıklar getirildi. Değişen dünya düzeni içerisinde ve güncellenen Türkiye'nin şartlarında mesela örneğin İklim Bakanlığı'nın kurulması, iklim meseleleri, şurada aile ve gençlerin korunması konusundaki sosyal politikalar. Tabii ki buralarda bir şey yenilikler yapması gerekiyor mutlaka. Şimdi daha önceki uygulanan sistemi Sayın Bakanım daha iyi bilir. Yani orada müsteşarlıklar, genel müdürlüklerin altında daire başkanlıkları birçok şey vardı. Ama tabii ki çevik bir devlet modeline geçildi 2017 referandumuyla birlikte. 2018'de de Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminde bugüne kadar gelindi. Kararların tabii ki hızlı alınabilmesi, şartların çok hızlı bir şekilde devlet lehine sonuçlandırılabilmesi için böyle bir sisteme geçildi. Ama öyle olmadı. Ve burada tabii ki aksayan yönler. Yani bakın Sayın Cumhurbaşkanım, yönleri tam tersi yavaşladığından dem vuranlar da oldu. Yok, yani bunu siyaseten o şekilde söylüyorlar. Bakın mesela bir kararnameyle bir olağanüstü hal diyelim hemen getirildi. Deprem bölgesinde bir efendim hemen uygulamaya sokulabildi. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şey şu. Biz sistemi değiştireceğiz demiyor. Sistemde restorasyon yapacağız diyor. Evet, restorasyon işte hangi noktada? Yani, İşte burada işleyişte aksaklıklar tabii ki olabiliyor. Dediğim gibi birçok kurum tek merkezde, tek noktada birleştiği için buralardaki bu açmazları gidermek için Sayın Devlet Bahçeli de ifade etmişti. Bu denge ve denetimde iyileştirilebilir, giderilebilir eksiklerimiz var ise dendi. Bunlar tabii ki seçimden sonra oturulup konuşulabilecek, hakikaten hangi noktalarda müdahil olunabilir diye bunları ifade etti aslında. Yani Millet İttifakı'nın biz bu sistemi değiştirip güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşeceğiz şeklinde bir vaatte bulunması Sayın Cumhurbaşkanı çok tecrübeli bir siyasetçi çünkü. Ha tamam, bu vaat biraz seçmen tarafından satın alınmış olabilir. O zaman ben de bir restorasyon diyeyim demiş olabilir mi? Yani bunu önemsediği için belki de. Yetkilerin dağıtılması anlamında tabii ki ana muhalefet partisi başta olmak üzere tüm muhalefet partilerinin işte yetkinin tek bir sanki öyle bir ifade ediyorlar ki sanki yetkilerin tek bir kişiye toplandığı gibi bir ifade tarzıyla bunları söylüyorlar. Oysa bakın başkanlık sistemleri ve bu konularda bakanlar yine devam ediyor görevlerine ve bunların altına müsteşar bakan yardımcıları fiilen bir müsteşar gibi çalışıyorlar. Dolayısıyla yani muhalefet partilerinin iddia ettiği müsteşarlıkları getirelim, işte parlamenter sisteme dönüştüğümüz zaman yine genel müdürlüklerin altında daire başkanlıkları devam etsin diyor. Aslında çok farkı yok. Daha çevik oldu. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye. Şimdi ne var? Bakanlar var. Bakan yardımcıları bir noktada müsteşarlıklar gibi hareket edebiliyor. Ve bir de başkanlıklar var. Buradaki politikalar belirleniyor. Bu politikaları da siyasi bir rol üstlenmiş olan bakanlar, yani o görevi üstlenmiş bakanlar uyguluyor. Şimdi eksiklikler olmaz mı? Tabii ki olur. Evinize gidiyorsunuz, mutfağınıza bir bakıyorsunuz. Orada da eksiklikler ben var. Ben ülkeyi yönetmiyorum. Her gün bakın, her gün evinize gittiğiniz zaman. Yok, bir şey söyleyeyim. Yani her gün bir eksik görüyorsunuz. Ama bir devlet yönetiminde
gerek dış politikada, gerek iç politikada uygulamalar devlet büyüdükçe, devlet geliştikçe ve uygulama alanları da değişiyor. Roller de değişiyor. Bakın mesela daha önce bunları hiç konuşmuyordu Türkiye. Parlamenter sistem gittiği zaman herkes seviniyordu. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistem diye güçlendirilmiş pazarlık sistemini altılı masa uygulamaya başlayınca bir hareketlenme oldu. Sanki bir eksiklik var gibi. Şimdi 250 sayfalık... Ona birazdan gelelim. Yok, o politikaların içerisinde, o 250 sayfanın içerisinde notlar aldım ben. Bu soruyu da soracağınızı bilmeden notlar aldım. Çünkü kamuoyunda konuşuluyor bunlar. Evet, şimdi onların içerisinde zaten işte efendim Gülen Askeri İttifak Akademisi'nin işte tekrar işte ihdas edilmesi işte bilmem ne gibi. Şimdi bakın bunlar bir değişim değil. Bunlar daha önce Türkiye'de yaşandı, görüldü ve bunlardan bir memnuniyetsizlik olduğu için halkımızın milli irade sandıkta bir referandum yöntemiyle böyle bir sisteme geçtik. Ha burada eksiklik yok dersek o zaman vizyonumuzu daraltmış oluruz. Mutlaka işleyişte eksiklikler var. Özellikle denge ve denetim sisteminde. Denge ve denetim. Tamam, burada bir duralım. Evet. O ayrıntılara birazdan girelim. Sayın Türker tekrar hoş geldiniz. Şimdi Sayın Bursalı siz tam o sırada stüdyoya giriş yapıyordunuz. Diyor ki sistem bunalımın içine girdi. Tam da içine girdi diyor. Sayın Cumhurbaşkanı sistemde restorasyon diyor. Millet İttifakı ise güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Ve daha bilimum vaatler havada uçuyor. Aslında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın güçlendirilmiş da. Parlamenter sistemi artık bir de başka bahara kaldı. Sorumu hayal kaldı değil mi Sayın Bakanım? Soramadım böyle kaldı. Tamam o zaman o kadar. Hayır, buyurun sorun. Yani bu vurgu neden yapılıyor? Yani neden bir ay kala bir sistemde bir restorasyon veya işte güçlendirilmiş parlamenter sistem? Şimdi, seçmende bu karşılık bulur mu diye soracağım. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistemi bir başka bahara kaldı. Ha, kesin mi? Bunun nedeni şu, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde seçilebilecek yerlere Deva Partisi, Gelecek ve Saadet Partisi'ne yer verdi. Bir de Demokrat. Demokrat Parti o kadar fazla, 3 kişi var. 3 kişi oldu. 3 kişi var. Ama diğerlerinde daha fazla. Evet. Dolayısıyla mesela çok konuşulan Çankaya'daki Sadullah Ergin olayı. Ona gelecek. Ben çok Sadullah Ergin'in kim olduğunu, ne olduğunu önemsemiyorum. CHP gözüyle baktığımız zaman CHP şu anda orada 13 milletvekili var. 13 milletvekilinin 5'i CHP'li, ikisi İYİ Partili ki bunlar Millet İttifakı diye seçilmişti. Geri kalan 6'sının 4'ü AKP, ikisi MHP. Şimdi 5'in 4 ve 5. sıralarını Gelecek Partisi ile Deva Partisi'ne vermiş. Bu ne demektir? Yani kendi 2 tane üyesini yer değiştirmiş. Hadi diyelim ki bu arada oyunu arttırdı. Yani alacağı üye sayısı 6'ya çıktı. Ve o zaman 1 aldı 2 vermiş oluyor. Yani parlamentoda Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl şimdi altılı masanın itici gücü, lokomotifi CHP ise parlamentoya girdiğimiz zaman o iddiası biraz zayıflayacak. Yani bu strateji bir kere ters. Strateji şu anda kamuoyunda nasıl bir şey yayıldı? Kılıçdaroğlu seçilirse her şey değişir. Demek ki Kılıcdaroğlu seçilirse başkanlık sistemi devam edecek ki millet bütün beklentisi yani bu işten taraf olanların ve devleti yönetmek isteyenlerin beklentisi parlamentoda yönetmek değil, cumhurbaşkanlığı köşkünde yönetmek. Sarayı bırakırım filan. Onlar da bir şey doğru değil. Neden? Şu anda Çankaya'da kim çalışıyor? Çankaya'da eski Maliye Bakanlığı'nın Bütçe Kontrol Müdürlüğü strateji başkanlığı adı altında yani başlı başına bir bakanlık gibi orada çalışıyor. Dolu. Diğer yerler de dolu. Şimdi ben bu külliyeyi bırakacağım filan, bu fantazilerden filan bunların hiçbirisi geçerli değil. 14 Mayıs'a kadar. Geçerli olsaydı bütün imparatorluklardaki saraylardan vazgeçerlerdi. Yani hala Türkiye'de imparatorluklar var, İngiltere var. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın sistemdeki restorasyon ifadesinden. Şimdi Cumhurbaşkanı da niye restore edecek?
Yönetirken eksikliği görüyor. Neyi görüyor mesela eksikliği? Kendi önce tabanını tatmin ediyor. Diyor ki tamam, bir evvelki dönemde siz fazla aktif değildiniz parlamentodaki arkadaşlarına. Size bir aktiflik vereceğim. Ne verecek? Belki de milletvekillerinin şeyini denetlemeyle ilgili düzenleme yapacaktır. Bakanları. Şu anda bakanların denetimi yok. Sende kulis vardır. Tamam. Bakanın denetimi yok şu anda. Bu iş için değişik yapacak. Neden restore edeceğiz diyor. Bir başka durumu da göz önüne alıyor. Biraz Cumhurbaşkanı sistemini taraftarları üzülecek ama kaybederse bazı şeyleri değiştirmeliyiz deme hakkının kapısını açmış oluyor. Yani hani sen varken demedin de şimdi nereden çıktın? Çünkü bunlar hep böyle stratejik olarak ince nüans farkların yapıyor. Şimdi devlet yönetiminde yeni bir yaklaşım var. Her şeyin etkisi nedir? Bir kanun çıkartıyorsunuz, bu kanunun etkisi nedir? Siyasal etki nedir? Etik etkisi nedir? Toplumsal etkisi nedir? Onun için söylenenlerin tamamı o. Bir de ben Mustafa Bey'e bir açıklık getireyim, yanlış anlamasın lütfen. Cumhurbaşkanlığı sisteminde bazı genel müdürlüklerin doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'na bağlanması dışında değişen tek şey, bakan müsteşarlıkları kalktı, yerine bakan yardımcılığı geldi. Aslında bu bakan yardımcılığı hikayesi de neye benziyor? Hani dün ben bir televizyondaydım efendim, ben hala devlet memuru mu değil mi diye tartışıyorlar. Şimdi Özgür Bursalı konuştu, Mustafa Bey konuştu, şu an siz konuşuyorsunuz. Ben hala Sayın Cumhurbaşkanı sistemde mesela neye dokunacak, neyi değiştirecek anlamadım. Bir şey yok orada da. ama ben söyledim. Yani ciddi bir şey yok. Yani ne değişecek onu söylüyorum. Bir kere bakan yardımcılığı kalkmaz. Bu bakan yardımcılığı sistemini 1985 yılından sonra 85 yılından sonra Anavatan Partisi uygulamak istedi. Bakan yardımcılarını atadı. Fakat o zaman yasal mevzuat olmadığı için yürümedi. Neden? Çünkü bakan yardımcılığı atandı ama müsteşarlar vardı. Şimdi müsteşarlar yok. Bakan yardımcıları müsteşarların bölümlenmiş görevlerini yapıyorlar. Bölümlenmiş görev... Ne fark ediyor? Efendim? Ne fark ediyor? Fark eder. Hayır, şöyle fark ediyor. Bir tanesi siyasal iradeyle atanmış bir şey, bir tanesi devlet yok, görevi. Yok, yok, şu fark ediyor. Yani bakan yardımcıları da alenen siyaset yapma gücü var. Müsteşarın yoktu. Siyaset yaparsa evet, eleştirilirdi. Eleştirilirdi. Şimdi eleştirilmiyor ama bu bugünün sorunu değil. Geçmişte yani Özal bakan yardımcılığını tutturamayınca en çok tartışılan konu, hatırlayın, hükümet değişiyor, müsteşarı değiştiremiyor. Değiştirsem bile eğer müsteşar inatçıysa gidiyordu şeye ya da müsteşar yardımcıları Danıştay'a geri dönüyordu. Evet. Şimdi böyle bir şey yok. Yani bazı başkanlıklar, mesela iletişim başkanlığı da artık siyasi bir makam. Eski basın yayın genel müdürlüğüdür o. Basın yayın enformasyon. Enformasyon. İşte yani. Genel müdürlüğüdür. O genel müdürlük artık iletişim başkanlığı oldu, aldı ve siyaset yapıyor. Yani gerektiğinde siyasilere yanıt veriyor. Sözcü siyasilere yanıt veriyor. Yani eskiden yoktu. Mesela hiçbir zaman bir sözcü, hükümet sözcüsü şeyleri muhatap almazdı bürokratsa. Ancak bakansa muhatap alırdı siyasi söylemleri. Şimdi bu da tabii restore edilecek başka şeyler var mı? Var. Peki. Var. Tamam. Var noktasında bir virgül koyalım ilk tur için Sayın Bakan, değil miyiz? Niye virgül koyuyorum? Yani ilk turu biraz... Noktalı virgül koyayım hadi. ben sayın bir kere pasta atacağım. Tamam, siz atarsınız o zaman. Evet, Çağlarcılar. Hayır canım, ben noktalı virgül koydum zaten. Tamam. Siz sistemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurgu yaptığı değişiklik noktalarının hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi ben düşünmüyorum. AK Parti'nin seçim beyannamesini açtık, okuduk bütün gazeteciler. Orada zaten sistemi reforme edeceğiz açıklamasının altını doldurmuş AK Parti. Ha, ama ucu açık bir şekilde doldurmuş. Şimdi bazı önemli başlıklar vereceğim. Sordunuz ya, hı hı, eksiklik var mı ki
reform edilecek. Evet, bazı eksiklikler var ki seçim beyannamesine girdi. AK Parti'nin biz bir daha seçilirsek şunları 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 yapacağız, sistemde şöyle değişiklikler yapacağız şeklinde vaatler girdi. Demek ki AK Parti de bir takım eksikliklerin var olduğunu görüyor. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi de sistemle alakalı bir takım eksikliklerin var olduğunu görüyor ki 100 maddelik bir anayasa taslağı hazırladı. Ve AK Parti ile... Ama sistemden geriye dönüş yok. Yok şöyle, yani sistemin temelinden geri dönüş değil. Temelinden değil. Sistemi değiştireceğiz demiyor. Evet, restore edeceğiz diyor. Evet. İhtiyaçlara göre diyor. Şimdi bakalım başlıklara. Yani bunu anlamak için hani AK Parti'nin ne söylediğine biraz bakmak lazım. Bakın 23. başlık AK Parti'nin seçim beyannamesinde yüksek standartlı demokrasi vaadi var AK Parti'nin. Oradan bazı önemli başlıklar paylaşacağım. Çok uzun 500 sayfalık bir toplam metinden söz ediyoruz ama bazı altını çizdiğim satırları paylaşayım. Diyor ki AK Parti dönüştürücü reform hamleleri yapacağız ve ülkemizde köklü yenilikler getireceğiz diyor. Bu reformlar sayesinde hukuk devletin altyapısını güçlendireceğiz ve milli iradeye dayalı siyaseti daha da hakim kılacağız diyor. Peki nedir bunlar? Tamamlayıcı reformlardan söz ediyor. Yani tanımlar, kullanılan kavramlar bunlar. Katılımcı, çoğulcu ve şeffaf bir anlayışla yasama reformu yapacağız diyor. İşte o da Sayın Türker'in söylediği bana kalırsa. Bakan yardımcılığı meselesi mi? Parlamentoyu güçlendireceğiz diyor. Sayın Türker ne dedi? Milletvekillerine aslında verilen bir mesaj, vatandaşa verilen bir mesaj. Parlamentonun bu yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütmenin biraz böyle altında kaldığı, etkisinin azaldığı görülüyor zaten. Vatandaş da bundan şikayetçi. Niye? Sesimizi duyuramıyoruz diyorlar. Milletvekiline duyuruyor ama milletvekili bakana duyuramıyor sesini. Ya bakan meclisin içinden çıkmadığı ama için hükümet... Ama bakan da zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı'na duyuramıyor. Evet, o da yani var. Yani depreme evet. Kadar özellikle. Yani hani ya, ben off the record bazı sayın bakanlarımızın yakın çevrelerine, bana değil ama bunu duyduk gazeteciler olarak. Özür dilerim, lafını kestim ama bu arada yani Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşamıyoruz, iletmekte güçlük çekiyoruz bazı hususları şeklinde ifade ettiklerini biliyoruz. Hiçbir bakan da hayır ben böyle bir şey demedim diye açıklama yapmadı şimdiye kadar. İşte bu açığı nasıl kapatacaklar? Ne diyor? Bir kez daha okuyalım. Katılımcı, çoğulcu ve şeffaf bir anlayışla yasama reformu yapacağız diyor. Bir kez daha söylüyorum. Özetle biz parlamentoyu güçlendireceğiz yeni dönemde demek istiyor. 2. Siyasi partiler kanununu özgürlükçü bir anlayışla ve çerçeve yasa şeklinde yenileyeceğiz diyor. Partilerin içinde de demokrasi olsun diyor. Yani sistemi reform ederken bu sistemin temeli ne? Partiler, siyasi partiler. Sistemi kim işletir? Siyasi partiler işletir. Orayı da demokratikleştireceğiz diyor. 3. Seçim kanunlarının mevzuattaki dağınık görünümüne son vererek bu konuda temel bir kanun düzenleyeceğiz diyor. Bakın bunlar hep sistemle alakalı vaatler. Peki bunları niye yazmışlar? Demek ki buralarda bir eksiklik görüyorlar. Yani eksik olduğunu düşünüyorlar ki vaat ediyorlar. Peki devam bu seçmen edelim. De karşılık bulur mu Çağla? Bulur. Bulur. Bence bulur. Şöyle. Çünkü parlamentonun güçlendirilmesi tabii, her zaman karşılıklı. Yani, çünkü millet iradesinin temsil ettiği makam zaten parlamento. Bakın edecek. En önemli reform bence kazanırlar ve yaparlarsa hakikaten bir vatandaş hangisi? Olarak ben bundan mutluluk duyacağım. En önemli başlık şu. Belirli sayıda vatandaşın kanun teklifi vermesine evet. Veya bir kanunu iptal için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasına imkan tanınmasını sağlayacak olan halk teşebbüsü açılımıyla katılımı, demokratik katılımı güçlendireceğiz diyor. Bu çok güzel bir şey. Vatandaş mecliste bir kanunu beğenmedi mi? Örgütlenecek, Anayasa Mahkemesi'ne bizzat kendisi gidebilecek. Veya bir ihtiyaç var. Örnek veriyorum. Yani, bu da denetimle alakalı bir konu evet, zaten bahsettiniz. Vatandaşın da denetimi tabii, açık tabii, hale tabii. Gelecek parlamento. Olursa bunlar yapılırsa bir başka yine başlık hak arama hürriyetinin kapsamını genişleteceğiz diyor. İşte burada bilgi edinme, kamu denetçisine başvurma, yargıya erişim, başvuru haklarını kapsayacak şekilde anayasal bir norm oluşturacağız diyor. Demek ki bu konuda da bir eksiklik görüyor. Vatandaş hakkını yeteri kadar arayamıyor. Burada bir sıkıntı var demek istiyor.
Siyasi partiye kapatma davalarının açılmasını ve kararın yerine getirilmesini meclis iznine bağlayacağız diyor. Bu da yine sistemle alakalı bir şey. Onun dışında işte insan hakları eylem planı açıklamıştı 2 yıl önce AK Parti. Bunun mülakatı kaldıracağız diyor. Uygulamaya kamuda, geçireceğiz. Mülakat meselesi evet önemli kamu yalımlarda. Şimdi bir de AK Parti'nin bu 23. başlığı yüksek standartlı demokrasi başlığı. Bir de 24. başlıkta yeni anayasa vaadi var. Burada aslında ortaya bugün de yani söyledi başlıklar, Diyarbakır'da. Evet, ya başlıklar 3 aşağı 5 yukarı aslında Türkiye'nin 100 yıldır konuştuğu başlıklar. Bakın çok böyle uzatmadan şöyle söyleyeceğim. İşte insan hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, bütün kurum ve kurallarıyla, insan haklarıyla yaşatmayı ilke edinen yeni bir anayasa yapacağız diyor vesaire. Yani Çağlar, yalnız bu söylediğimiz başlıklar sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği sistemin restorasyonunun tamamı değil. Yani değil. Şimdi evet. Aslında bunlar tabii ki eksik kalmış, aksayan yönlerin hızlandırılması, onarımıyla alakalı şeyler. Aslında temel mesele işleyişte tabii ki şu anda parlamento aritmetiği ne olacağı belli olmadığı için tabii ki bir parlamento aritmetiğinde hakikaten Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı anayasayı değiştirme yetkisine haiz bir sayıya ulaşır ise hakikaten köklü reformlar da olacaktır. Yani bu sadece efendim işte hak arama yönteminin şey yap. Bunlar idari mekanizma içerisinde aslında alt bir başlığın ana başlık değil bunlar. Alt başlıkları. Bunlar seçim beyannamesi içerisine konmuş ögeler. Ha bunlar eksik değil mi? Bunlar da eksik. Eksik olduğunu görüyorlar, koydular. Fakat daha temel meselelerde de değişiklikler olabilir. Özellikle parlamentonun işleyişi anlamında denetim mekanizmasını parlamento işletir zaten. Yani şimdi peki bunlar 5 yıldır bu sistemin içerisinde olan bir ittifakın, iktidar olan bir ittifakın 5 yıldır yavaş yavaş zaman içerisinde restore edebileceği... Bunları yani, bu şekilde tespit etmediler. Ne zaman? Uyum yasaları tabii, demişlerdi Fuat Oktay ama olmadı. Başkanlığında çeşitli kanaat önderlerin, akademisyenlerin, sivil toplum örgütleri liderlerinin katıldığı muhtelif toplantılar yaptılar. Hatta bazı toplantılarda gazetecilerin de katıldığı, tartışmacı oldukları ve neler yapılırsa iyi olur şeklinde yapılmış olan tartışmaların sonucunda yeni talepleri restorasyon şeklinde sunuyor. Ama en önemli sunulması tamam, gereken... 5 sene kısa bir süre değil. Ama yani, bakın demokrasi için en güzel sunulması gereken yok. Ben şimdi hangisi Ankara'ya gideceğim bir toparlarsanız. Nedir en önemlisi? Bu hangisi? Bizim Kuzey Kıbrıs'ta bile var. Bir kanun teklifi meclise geldiği zaman 15 gün halka açıklanır. Evet. Halk bu kanunla ilgili izler. Eğer itiraz eden varsa bunları meclise gönderir. Meclise bağlı olan ilgili komisyonda ise uzmanlar o gelen talepleri tasnif ederler ve 15 gün sonra o kanun mecliste görüşülmeye başlandığı zaman milletvekillerinin elinde o kanunla ilgili halkın da tepkisi ve istemleri gelir. Yani kanun yapım sürecinde gayet tabii esas önemli olan oradan meclis komisyonunda tabii, mesela o örnek tabii. Veriyorum başıboş köpekler vesaire tartışılıyor ya bir kanun çıkacak. Oraya o meclis komisyonuna hayvan hakları dernekleri de dahil edilecek. Hayır, o önemli değil. O gel çağırıyorlar bir kerelik. Bu öyle değil. Nasıl? O kanun tasarısı açıklanacak gazetede değil mi? Gelecek tepkilerin göz önüne alınması konusunda diyor Çağlar. Ya da meclisin web sayfasına açıklandıktan sonra 15 gün içinde bu konuda düşüncesi olan, düzenlemelere itirazı olan meclise yazı yazacak. Diyecek ki, bu maddenin şu şekilde değişmesi ya da şunu da eklemenizi istiyorum ya da bu madde olmaz çıkarın. O maddeler gelecek, o talepler. Toparlayalım tabii Ankara'ya. Parlamentodaki bağlı olan uzmanlar tasnif edecekler. Bu konuyla ilgili dünyada uygulama varsa örnek koyacaklar. Yani daha evvel ve milletvekilleri o meclisin komisyonda görüşülmeye başlamadan evvel ellerinde o malzeme olur. Ama Sayın Bakanım dünyada böyle bir sistem var. Var, İngiltere'de var. Şimdi bak zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs zaten sizin bunu ifade ettiğiniz bakın, şekilde bakın, değiştirmek bakın, diyorsunuz. Bakın, zaten bakın, millet iradesini temsil eden milletvekilleri değil mi yani zaten? Değil.
Kim? Dünyada ve Türkiye'de, şu anda Türkiye'de bürokratlar yapıyor kanunları, unutmayın. Sayın Bakanım, teklifini imza, milletvekilleri ben bakanlık imzaladım. Yaptım canım. Milletvekilleri imzalamıyor, ben yanlış mı biliyorum? Hayır, istediğiniz kadar imzalayın. Teklifi kim veriyor İstediğiniz Sayın Bakanım? Kadar imzalayın bakın. Şu anda bile parlamenter sistemi restore edeceğiz diye duyulan ihtiyaç o. Bütün kanun tekliflerini milletvekili imzalıyor ama bürokratlar hazırlıyor. Cumhurbaşkanlığında hazırlanıyor. Hatta artık ilgili bakanlıklar bile sonradan Yapmayın Sayın Bakanım. Ama ben görüyorum. Şimdi herkes için... imzasıyla sorumludur. Efendim, yani öyle şey olmaz. Sayın milletvekiller, Sayın milletvekillerimize lütfen böyle şey yapmayın. Yani bir yerde hazırlanıyor, geliyor, imzalatıyorlar derseniz ben buna karşı bir görüş. O zaman bana söyleyin bakalım. 120 tane milletvekili bir kanun teklifinin altına imza atıyor. Hangisinin maddesine kendisi koymuş? Ya ben biliyorum şu anda bile bir kanun teklifi gelirken hazırlanacak değil mi? Karar veriliyor. Diyorlar ki Sayın Mustafa Ertekin'in imzasıyla vermeliyiz. Evet. Mustafa Ertekin gidiyor. Ama parti grubu hazırlattırıyor bunu. Efendim parti grubu hazırlamıyor. Devlet hazırlıyor. Bakın. Parti grubu hazırlığında problem yok. Teknik çalışmadan bahsediyorsunuz. Ama fikir yani. Hayır fikirle alakalı. Ya fikri bırakın. Ya, bakın. Evet, bakın. Teknik bakın, çalışmayı bakın, bir ortada. Danışman da diyor ki şu konuda bir ihtiyaç var. Şu alanda bir vatandaş şöyle bir talebi var. Böyle öyle, bir kanun öyle hazırlanmıyor. Lazım. Bürokratlar, böyle olmuyor mu? Hayır bürokratlar böyle bir şeye ihtiyacımız var diyor. Asıl yani böyle siz eften büften kanunlara bakmayın. Esas ana şey. Çünkü bu kanunlar, bakın ben bir kanun geçerken ne diyorum biliyor musun? Eyvah diyorum. Yine devlet memurlarına yetki devrettiler. Hani ne, nasıl mesela seçim dönemidir, bir geliyorsunuz arabayla, Ramazan ayı, iftara gideceksiniz. Polis çevirme yapıyor, iftarınıza bile yetişemiyorsunuz, kızıyorsunuz. Orada çünkü niye, ne hangi hakla yapıyor polis? Verilmiş ona yasayla hakla. Yani ona, ya bak iftar zamanı, bu konuda milletin evine gittiğini düşün. Trafiği tıkanmadan çevrilecek yerler, yani geniş alanlarda eğer özel bir araç arıyorsanız, onu yakalayacaksanız öyle yapın. Ama bu bir yasa, ben de ilk önce öyle sizin Mustafa Bey gibi mi düşünüyordum. Sizin, ne zaman parlamentoya girdim. Sayın Bakanım, sizin başınıza geldi mi? Yani bakın, hazırlamadığınız bir yasaya imza attınız mı? Merak ettiğimden soruyorum. Attım, hem sizin de onu müdafaa ettim. Ama kabul ettiniz de attınız. Hayır efendim değil. Bakın. Ya size mantıklı gelmedi. Ama tabii Merkez Bankacılığı kanunu değişecek. Şu andaki rezaletin temelini hazırlayan şeyler kondu. Sizin artık imzanız merkez, mı var? İmzam yok. Kanun zaten parlamentoda bakanlar kurulundan geldi. Konuşuyoruz. Ben muhalefet ediyorum. Diyorum ki bir Merkez Bankası yalnız fiyat istikrarıyla ilgilenmez, işsizlikle ilgilenir, yatırımlarla ilgilenir, bunları çıkaramazsınız filan filan. Hep muhalefet ettim. Hatta Allah rahmet eylesin kanunda şey otururdu Nami Çağan, Kemal Derviş oturmazdı. Nami Çağan bile kardeşim de gazeteci ya o arada parlamento muhabiri bana diyordu ya sen ne şikayet ediyorsun? Masum bile şikayet ediyorum bu kanunda diyordu. Aynı partileriz. Kanun indi meclise. Grup bana görev verdi. Bu kanunu parti adına sen savunacaksın. Ne geçireceksin mecliste? Tabii başlarken evet. Lafa nasıl başladı biliyor musun? Tutanakta var. Yukarıda dedim. Orada komisyonlardan yukarıda diye konuşuyoruz. Yukarıda dedim. Muhalefet ediyorum ama kadere bakın şimdi savunmak zorundayım dedim. Aynen böyle başladı. Bu da sistemin bana aksayan şu yönünü gösteren bir örnek değil mi? Bakın. Parti, grup filan bu disiplinler devreye girdiği zaman partinin iktidar grubu bu çıkacak diyor. Çıkacak diyorsa çıkacak. Birileri hedef iş ediniyor. Ama amaçları bunu çıkartmak. Grup kararı. Benim gibiler yani de, benim gibiler ya. De, benim gibiler de mesela ben parti adına ilk baştan kendi adıma söz alırdım. O zaman istediğimi söylüyordum. Ama bir tek siz karşısınız 30 kişi de doğru olduğunu düşünüyor. Hayır doğru düşünmüyor. Ya bakın milletvekili her şeyin uzmanı olmak zorunda değil. Eğer bir kanun dış ticaretle ilgili geçecekse ve MHP'li bir milletvekili, aynı zamanda MHP milletvekili Mustafa Bey varsa orada, onun da dış ticaret konusunda... Aday olmadım Sayın Bakanım, yapmayın. Ya, hayal kuruyorum işte ben diyeceğim. Uzman aday olduğuna inanıyorsa Mustafa Bey zaten düzeltir diyor. Mustafa Bey de bu işi
tek gözle düzeltiyor. Yani herkesin gözüyle bakamaz mı? Ama danışmanları var. Tamam. Hayır. İşte bu güçlendirilmiş parlamento dersen Amerika'daki gibi, Almanya'daki gibi, İngiltere'deki gibi tavsiye edeceğin danışmanlar olur. Bu danışmanlar mesela Almanya'da sen kendin seçim bölgene bedava gidip geliyorsun. Bakın uçakla, trenle. Parayı kim ödüyor ama? Sana tenzilat yapıyor. Meclisin bütçesine ödüyor. Senin danışmanın ayda iki kere gidip gelebiliyor. Yani örneğin senin seçim bölgene böyle belirlenmiştir. Biz gittik bunu Almanya'da inceledik. Hani nasıl daha iyi restore edebiliriz? Sayın Bakanım toparlayalım lütfen. Türkiye'de maalesef işte bir şey konuşurken hemen mevcut. Yani bir kere bu AK Parti'nin bir özelliği var. Öyle bitireyim. Lütfen. AK Parti 2002 yılında gelirken iktidara, şimdi söyleyeceğim Mustafa Bey'in hoşuna gitsin. Eylem planı vardı. Bu eylem planını kim hazırlamıştı biliyor musunuz? Kim? DSP, MHP ve ANAP. Nasıl hazırlamışlardı? Sizin hükümetin eylem. Tabii bizim hükümetimize bağlı. Çağlar, ben de soru sorabilirim arada. Bizim hükümete bağlı devlet planlama teşkilatı. Devlet planlama teşkilatına hazırlanan sektör raporlarıydı. Bu sektör raporları milletvekilinin hepsine gitmezdi. Bazıları yalnız plan bütçeye gelirdi. Herkesin bu şeyine göre gönderilirdi. AK Parti'de zaten devlet planlamadan da bir iki kişi vardı kurucu. Hatta şeyin müsteşarı, MHP'nin dış ticaret müsteşarı sonra bakan bile oldu. Evet. O da oradaydı. Onlar bizim o hazırlananların hepsini, sorunları tespit etmiş. Türkiye'nin şu sorunu var, şu süreç çözülmesi gerekir ve o... Evet, toparlayabilir miyiz? Onların nasıl çalıştığını... Hayır. Bana gelmeye başladılar. Millet bilinçlensin, bizi dinleyenler yani bilsinler. Ne mutlu bize onlar, Türk milliyetçileri her noktada hazırlığını yapmış Sayın Bakan. Komisyonlarla yapılır. Tamam, yani herkes çağrılır senin şimdi yazdıklarını diyorsun. Vardı zaten devlet planlamada. Her ilgili sektörün adamları çağrılır, konuşulur, hazırlanmış. Ama bizde hazırlananlar taksitle gelir, bürokratın dayınla. AK Parti aldı bunları eylem planı diye koydu hepsini. Şimdi tıpkı Kılıçdaroğlu'nun devletin ne yapacağını önceden öğreniyor, yapacağız diyor. Devlet söyleyince ben söylemiştim diye. Peki. Ankara'ya bir gidelim. Teşekkür ederim Sayın Türker. Bayağı detaylı bir sunum oldu. Anlatım oldu. Şimdi Sayın Bursalı Millet İttifakı'nın ama bugün siz ödül alacaksınız. Ödül alacaksınız bugün. Efendim? Ödül alacaksınız. Dünyanın en sabırlı moderatörler içinde konuşmacıların teknik bilgilendirmesine pek müsaade etmezler, reyting getirmez diye. Siz bugün müsaade ettiniz. Onun için yılın ödülünü almalısınız. Ne demek estağfurullah. Sayın Bursalı, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bir 100 günlük vaat listesi var ki öne çıkan başlıkları en azından vatandaşın ekonomik anlamdaki beklentilerini karşılamak adına muhtemelen öne çıkardığı başlıkları var. Esnaf bankacılığı kurulacak diyor. 4-5 yerden maaş alanları dem vuruyor ve bu devir sona erecek diyor. Çiftçilerin ve balıkçıların kredi faizlerinin tamamı silinecek diyor. 100 bin öğretmen ataması hemen yapılacak diyor. 418 milyar dolar bu milletin kasasına geri dönecek diyor ve malumunuz özellikle emeklilere bayram ikramiyesi olarak bir asgari ücret bedeli vaat etti Sayın Kılıçdaroğlu göreve gelmesi halinde. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün de Diyarbakır'dan söyledikleri var. Hiçbir zaman yapmadıkları ve hiçbir zaman da yapamayacakları şeyleri insanlara yapacaklarmış gibi vaat ediyorlar. Özellikle depremzede vatandaşlara ücretsiz vermeyi taahhüt ettiği konutlar üzerinden eleştirdi Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu. Siz nasıl bakıyorsunuz bu meseleye? Ben bir iki cümle şu sistem tartışmasına dair de fikirlerimi söyleyeyim. Tabii ki. Şimdi bu Ankara'dan stüdyoya müdahale etmek zor oluyor. Ben size istediğim, ben size İstanbul'a gelin dedim ama ben size İstanbul'a gelin. haklısınız. Biz şimdi seçim bildirgemizi açıkladık. Birkaç gün önce Aliç Kongre Merkezi'nde genel başkanımız açıkladı. Evet. Şimdi elimde de o bildirgeyi tutuyorum. Seçim bildirgemizin ikinci maddesinin başlığını söylüyorum size. Kabine değil, güçlü hükümet, güçlü meclis, güçlü devlet. Hı hı. Şimdi bu çok önemli. Bizim başkanlık sistemi diye tartıştığımız ya da başkanlık sistemi diye
onun eksiklerini gidermek, reform etmek, restore etmek falan diye tartıştığımız şeyin özü aslında bu kabine sistemi. Yani hükümet diye bir şey vardı, aldılar onu kabine yaptılar. Hükümet oldu kabine. Hükümetin içinde meclis vardı. Hükümetin içinde millet vardı. Hükümetin içinde üretici vardı, insanlar vardı. Daha demokratik bir katılım vardı. Ama ne oldu kabineyle? En sonunda yönetim Beştepe'de dar bir zümrenin azınlığına girdi. İşte sizler de ifade ettiniz. Biz de AK Parti yöneticileriyle de geçmiş dönemde çokça oturduk, kalktık. Milletvekilleri bakanlara ulaşamıyor. Bakanlar cumhurbaşkanlarına ulaşamıyor. Genel başkan yardımcısı milletvekiline ulaşamıyor. Böyle en sonunda Beştepe'ye gitmek için herkes birbirinin üstüne basmaya çalışıyor. O da başaran olursa birkaç kişi sesini duyurabiliyor filan. Şimdi siz kabine sistemi kurarsanız Türkiye'yi Beştepe'den işte bir takım politikalar kurulu kurarak, yanınıza birkaç adam alarak yönetmeye çalışırsınız. Türkiye'yi kararnamelerle yönetmeye çalışırsınız. Bakın bu kabine sistemi kurumlarımızın da içini maalesef mahvetti. Yani birkaç bakanlığımız hariç kurumların gelenekleriyle de dokularıyla da oynadı. Bakan yardımcılıkları çok açık ifade edeyim ben parti komiserliklerine dönüştü. Yani müsteşarlık eşittir bugünün bakan yardımcılığı falan değil. Bakan yardımcıları partilerin komiserleri gibi o bakanlık kurumlarında görevler yapıyorlar. Bunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Hiç birbirimizi kandırmayalım. Dolayısıyla tabanı daralttılar. Yani sistemin tabanı daraldı. Hem toplum nezdindeki tabanı daraldı. Bakın eskiden Ankara'da Sayın Bakanım çok daha iyi bilir. Herkes meclisin kapısında kuyruk olurdu. Herkes derdini anlatmak için milletvekillerinin odasına randevu sırası oluştururdu. Memleketinin milletvekiline giderdi, ederdi. Çikolatasını, baklavasını, hediyesini, doğru, yeğenini falan alıp iş istemek için, şehrindeki sorunu çözmek için. Bugün Dikmen kapısına gidin yerler esiyor. Milletvekiliyle çözülebilecek bir sorun kalmadı. Dolayısıyla meclis devre dışı kaldı. Meclisin devre dışı kaldığı, saray, Beştepe'de işte bir takım külliyede 3-5 tane kişinin yönettiği bir sistem. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın da, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çıkmaza girdi. O yüzden biz işte kabine değil, güçlü meclis, güçlü hükümet diyoruz. Bakın bir de bu ifadeler, bugün seçim beyannamesine yazılan ifadeler ne? Hep atik olması lazım devletin, güçlü olması lazım, hızlı karar alması lazım. Tamam, çok doğru, hepimiz buna katılıyoruz ama o karar, o atiklik, o hız halka dayanan mecliste beraber olmalı. Yani güçlü meclis olmalı, güçlü devlet olmalı. Bakın öbür türlüsü devlet, sistem bir zaaf yaratıyor. Bakın o kadar güçlü ki bizim devletimiz, o kadar atik ki bir HDP'yi kapatamıyoruz. O kadar atik ki bizim devletimiz, Anayasa Mahkemesi hop 540 milyon lira PKK'ya yardım yapıyor. O güçlü devletin Hazine Bakanlığı da çıkıp hayır kardeşim onu ödeyemezsin diyemiyor. Demek ki bu güçlü devlet, atik devlet lafları falan bunun başkanlık sistemiyle doğrudan bir ilgisi bulunmuyor. Yani meclise dayanan sistem çok çok önemli. Bunun siyasi partilere yansıması, yani Sayın Çağlar Cilara bizi aydınlatmış oldu seçim beyannamesiyle ilgili. Ben o kadar detaylı incelememiştim. Bakın siyasi parti vatandaşın denetimini açacağız diyor. Onu da ifade edeyim de. Yani meclisi vatandaşın denetimini açmanıza gerek yok ki. Zaten bu sistemi meclise dayanan bir sistem yaptığınız zaman o sistem vatandaşın meclisi oluyor. Yani yoksa vatandaşın oraya dilekçe yollamasına gerek yok. Siz o milletvekillerini etkin kıldığınız zaman vatandaşın sistemi olmuş oluyor. Ya da diyelim siyasi partiler kanunu. Bugün milletvekillerini kim belirliyor Sinem Hanım? Milletvekillerini kim belirliyor? Biz bu listeleri haftalardır niye tartışıyoruz? Aynı kabine sistemi gibi bu mafyatik sistemi siyasi partilerin tepelerinde oluşturduğu bir takım oligarşiler, 3-5 tane adam, komisyon bir araya geliyor, orada paylaşılıyor. Yoksa orada bir bizim Ankara'daki, ne bileyim Sincan'daki esnafın bir sözü yok. Ne bileyim Edirne'deki vatandaşın bir sözü yok. Şırnak'taki üreticinin bir sözü yok. Partilerin tepesinden belirlenen listelerle milletvekillikleri de oluşturuluyor. Dolayısıyla bunun da değişmesi lazım. Bunlar hep bizim 80 sonrası girdiğimiz sürecin günlük hayatımıza, siyaset hayatımıza ve en son işte kabine sistemiyle hayatımıza yansımaları. Yani bu seçim beyannamelerinde hep böyle süslü laflar, cafcaflı laflar konulur. Başkanlık sistemi gelirken de bu tür laflar hep vardı. Bunlar boya ama bu boyalar döküldü. İşte boyalar döküldü ki Tayyip Erdoğan da, Sayın Tayyip Erdoğan da sistemin açmazına vurgular yaptı. Dolayısıyla güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü devlet çok önemli. Özellikle meclisin
daha aktif olması, daha işlevli olması, halka dayanması çok çok önemli. Sanıyorum Kılıçdaroğlu ile ilgili fikir sordunuz. Konu meclisin güçlü bir meclis, parlamentonun güçlü bir parlamento. İlk 100 gün vaatleri olması açıklamışlar. De, araya gideceğim ama bir cümle alayım sizden. Şu tespiti de yapmak lazım. Şimdi sayın bakanlarımız önce de milletvekillerinden bakan oluyordu. Şu anda parlamentonun içerisindeki milletvekillerinden seçilmeyip de sayın Cumhurbaşkanı tarafından atandığı için bakanlarımız tabii ki meclisteki o kalabalığın olmayışı yanıltmasın. Milletvekillerimiz etkindir. Bölgelerindeki talepleri bütün devlet kurumlarıyla iletişim halinde paylaşıp onların yapımı ve hizmetin götürülmesi noktasında etkinler. Şimdi bu meclisi de hepten yok saymak çok yanlış. İkinci itirazım da şu, bir siyasi irade anayasanın 138. maddesi gereği hiçbir mahkeme ve mahkeme başkanlığına emir ve talimat veremez. Şunu kapatın bunu atın diye. Bu işleyişten ben sizden çok daha rahatsızım. Yani Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi bir an önce kapatmasını buradan bir kez daha talep ediyorum. Yani veyahut da bu kararı sonuçlandırmasını talep ediyorum. Ama şunu diyemeyiz ki siyasi irade emretsin şey. O zaman hukuk devleti olmaz burası. Orada belki de ağzınızdan meselesi, kaçtı o cümle ama hukuk devletlerinde anayasa vardır. Anayasaya kanunlar da anayasadan güç alır. Dolayısıyla anayasanın 138. maddesi tarif eder. Hiçbir yargıç emir ve talimat almaz. Bunu araya girip söylemek istedim. Peki ben sizin cevabınızı herhangi bir yargıç Türkiye'nin bölünmesine kapı açan bir karar alıyorsa ona devlet emir de verir. Bakın ben size öyle bir devlet aynısını olmaz. Söylüyorum. Eğer Anayasa Mahkemesi daha Türkiye'yi bölmeye yol açan bir aynı şeyi düşünüyoruz ama ben de bir devlet ikliminden bahsediyorum. Ama şimdi şey yok derseniz işte iklimi, Cumhurbaşkanı bunları yapmıyor derseniz yanılmış oluşturduğu bu iklimi bütün kurum ama bu iklim yok. Bu iklimi yok ki Anayasa Mahkemesi bu rahatlıkla çalışıyor. Arayı vereyim çok kısa eğer aramız. Aranın Türk devleti devam edelim. Bu otoriteyi oldu sağlarsa Sayın Bursalı? Anayasa Mahkemesi o kararları veremez. Tamam arayı verdik. Bugünü yaşadığımız anı saymazsak Türkiye sadece 29 gün sonra sandık başına gidecek. Aylardır konuştuğumuz Türkiye'nin tarihi seçimi olarak nitelendirdiğimiz hem 13. Cumhurbaşkanımızı hem de 28. dönem milletvekillerini belirleyeceğimiz sandık için geri sayım sürüyor. İttifaklar seçim vaatlerini arka arkaya açıklıyorlar. Siyasi partiler programlarını ifşa ediyorlar. Bu arada milletvekili listeleri de halen tartışılıyor. Araya gitmeden önce Ankara'dan Özgür Bursalı ile Mustafa Ertekin arasında bir fikir uyuşmazlığı vardı zannediyorum. Konuya dair bir itirazınız vardı. Net mi? Tamam mı? Bitti mi? Tamam. Sayın Bursalı sizin var mı herhangi bir eklemek istediğiniz bir şey? Konu başlığını değiştireceğim. Daha doğrusu aslında konumuz yine seçim de biraz da listeler üzerinde gidelim istiyorum. O yüzden bir itirazınız veya ekleyeceğiniz bir şey yoksa Çağlar Cilara ile devam edeyim. Bir cümle ekleyeyim sadece Sinem Hanım. Tabii ne demek? Biz öyle bir iklim yaratacağız ki Türk devleti olarak ve hükümet stratejisi olarak Türkiye'nin birliği, bütünlüğü söz konusu olduğu zaman devletin hiçbir kurumu, isterse bu yargı kurumu olsun, isterse hangi kurumu olursa olsun bunun aksine karar alamayacak. Dikkat edin, altını çiziyorum. Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü. Bu iklimi sağladığınız zaman sorunu çözersiniz. Peki tamamen iklimle alakalı yani bizim böyle bir yargıya böyle bir talimatımız olmayacak. Bunu yaratacağımız iklimle sağlayacağız dedi herhalde size cevabı. Öyle bir iklim varsa bize de söylesin biz de bilelim. Yani öyle bir bakın devletler kişilerin... Vatan Partisi yaratacak o iklimi. İşte söylüyorum size. Vallahi şimdi söyleyeceğim ama olmayacak. Neyse Ramazan'dan sonraki konuşmamızda söyleyeyim ben. Ne diyecektin? Yo buyurun söyleyin. Vallahi rüzgarınızın sert ne kadar sert olduğunu gördük yani şimdi Vatan Partisi olarak. Şimdi bakın sizler tabii ki politika yapıyorsunuz. Politik söylemlerde bulunabilirsiniz. Daha göreceksiniz rüzgarı. Şimdi politik söylemlerde bulunabilirsiniz. Saygı duyarız. Ama ancak bir de şöyle bir şey var. Devlet yönetiminde ve devlet bürokrasisinde devlet kanunlarla yönetilir. Özellikle anayasadan alır bu kanunlar gücünü. Dolayısıyla sizin ikliminiz ne olursa olsun meclis aritmetiğinde millet iradesi bu kanunları seçtiği milletvekilleri aracılığıyla yasama yaptığı için onlara uymak
bu ülkenin her vatandaşının görevidir. Her yetkilisinin de görevidir. Hiç kimse bunların dışına taşamaz. Nokta. Peki. Şimdi bir de doğru fikrin ölçüsü sadece alınan oylar aritmetikler olsaydı. Efendim o zaman milletvekillerini niye seçiyoruz? O zaman ölçü bu. Getirdi. Halkın iradesi o milletvekillerini seçip yetki veriyorsa saygı duymamazlık ne demek oluyor? Hitler'in yani milletvekillerine tabii ki saygı duyacağız. Devletimizin ama cumhurbaşkanına da saygı duyacağız. Bakanlarına da saygı duyacağız. Yani şimdi yani seçeceğiz yok. Sandık iradesini. Sandığı ortaya koyacağız, seçeceğiz. 4-600 milletvekilini oraya göndereceğiz. Aldıkları kararlara da itiraz edeceğiz. Yapmayın ya böyle şey olur mu? O zaman hangi demokrasiden bahsediyorsunuz? Hangi sistemden bahsediyorsunuz? O zaman HDP'nin de kararlarına saygı duyun. Onların da arkasında halk iradesi beyefendi, getirip önümüze böyle, tümsek koymayın. Bakın sandığın peşine düşerseniz, beyefendi, kafanızı sandıktan çıkartmazsanız, kafanızı sandığın içine önümüze gömerseniz, tümsek koysanız da o sistemin rüzgarıyla devam edersiniz. Merak etmeyin. Mustafa Ertekin'in fikirlerini herkes bilir. HDP ile ilgili görüşlerimi de yıllardır burada açıklıyorum. Siz duymamışsanız ne diyeyim diyecek de bir şey bulamıyorum. O zaman size HDP'nin arkasında 6 milyon yürürken önümüze bir tümsek koyuyorsunuz. Zaman düşürmeye çalışıyorsunuz. Olmaz. Yapmayın yakışmıyor. Bu tartışma programlarında bakın burada biz size yakışmıyor. Size yakışmıyor. Yani yapalım. Böyle bir siz şey olur mu? Siz konuşurken doğru getiriyorsunuz fikrin, bir HDP konusunu ölçüsü. Koyuyorsunuz buraya önümüze tümsek. Ben Milliyetçi Hareket Partiliyim kardeşim. Benim HDP ile falan işim gücüm olmaz. Yani bunu bilmiyorsanız öğrenin. Size ama şöyle bir müdahale etmeme izin verin. Ama HDP'li, yani böyle şey olur mu? HDP'li işiniz olur demedi. Siz dediniz ya biz o 600 kişiye saygı duymak zorundayız. O da diyor ki Sayın Bursalı da o zaman meclisteler diye HDP'ye de mi saygı duyalım diyor. Hanımefendi siz HDP'yi savunan mı var burada? HDP yok, kapatsın hayır, diye bas bağırıyoruz. HDP'ye karşılığımızı yani, söylüyoruz. Çok siz entelektüel bir tartışmadan bahsediyorsunuz. Yapılan saygısızlığı söylüyor. Saygı duymayacak. Evet milletin seçtiklerine saygı duyuyor. Yasa çıkarıyor. Yasalardan bahsediyoruz bakın. Duymuyorum. Ben HDP'nin ve milletvekillerine saygı duymuyorum. Siz bir Türk aydını olarak istediğiniz kadar saygı duyun. Ben bir Türk milliyetçisi olarak, bir vatan partisi olarak saygı duymuyorum. Mecliste oylanıyor, dokunulmazlıkları kaldırılıyor. Daha ne yapacaklar? Meclis ne yapacak? Suç eğer kafamızı sandığa gömersek bu işte bize 45 sonrası dayatılan demokrasi budalalığı maalesef. Kafamızı sandığa gömersek o aritmetikler, bilmem neler, rakamlar o rüzgarlar içerisinde kaybolur gidersiniz. Efendim, işte bu tür belalarla da hala kafanızı siyasete gömmüşsünüz. Biz durursunuz. Bir yere gömdüğümüz doğru ettiğimiz fikri yok. Yani biz bir görüş beyanı sandığa gömmüşsünüz. Tabii ki siyasete gömeceğiz. Şimdi konuyu şöyle kişiselleştirmeyelim. Siz ne kadar sizin rüzgarınızı gördük deme hakkına sahipseniz, evet. Özgür Bursalı da o kadar HDP'li milletvekiline saygı duymuyorum deme hakkına sahip. O yüzden Sinem nasıl Hanım, sizi kesmiyorsam onu da Sinem kesmiyorum. Hanım, şunun için söylüyorum. Bakın her siyasal parti gönderdiği milletvekilleri aracılığıyla meclise temsil edilirler. Evet, buyurun önümüzde seçim zaten. Var görelim. Tamam göreceğiz başka zaten. Başka bir şey yani demiyoruz. Dediğimiz şey bu. Yok zaten. Yani, Sayın Bursalı. Ya merak etmeyin. Bu sistem bittiği zaman hangi rüzgarın eseceğini hep birlikte göreceğiz. Mustafa Bey de görecek. Böyle sistemin rüzgarlarına aldanan, vallahi bugünkü esen rüzgarlara göre hareket eden bir siyasi parti olsaydık bugün her yerde olurduk. Bugün sistemin bütün mevkilerinde ve makamlarında da olurduk. Biz sistemin rüzgarına göre şekillenen bir parti değiliz. Ama şimdi o sisteminiz bitiyor. O zaman hangi rüzgar sert, hangi rüzgar yumuşak hep beraber göreceğiz. Peki. Şimdi bu kısır tartışmadan biraz çıkalım. Bu gerilimli şeyden de bir enerjiden de çıkalım. Çünkü aslında burada rüzgarı konuşmuyoruz. Yani şu anda içinde bulunduğumuz seçim atmosferi var. Evet aslında seçim yaklaştıkça biraz şeyler de geriliyor. Tansiyonlar da yükseliyor galiba. Çünkü herkes kendini aslında en doğru şekilde ifade etmeye çalışıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ama lütfen biraz daha sakin olalım. Şimdi 29 gün dedik ve milletvekili listeleri aslında Yüksek Seçim Kurulu'na verileli bayağı da bir oldu. 9 Nisan'da teslim edildi ama hala içinde tartışılan isimler var. Seçmen bu listelere ne kadar bakıyordur, ne kadar takılıyordur, ne kadar itibar ediyordur diye Çağlar seninle evet. Başlayalım. Bir Sadullah Ergin tartışmasıdır gidiyor mesela 2 gündür. Deva Partisi'nden Çankaya'dan özellikle aday yapılması. Sayın Ergin'in açıklamaları 2009'da ben işte göreve geldim. 2013'te değil mi bıraktım şeklinde. Habertürk Televizyonu'nda bazı açıklamaları var. FETÖ ile bir kez görüştüm diyor. FETÖ terör örgütü elebaşıyla falan filan. Şimdi bunlar niye tartışılıyor mesela listeler hala? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Partiler artık listeleri de teslim etti. Evet. Aday tanıtım törenleri gerçekleşiyor.
seçim beyannameleri. Bugün şey bitti. Geçişler yarın açıklanıyor. Evet. Aday tanıtım törenleri gerçekleşiyor. Evet. Bu arada bir şey de yapalım. Sayın Bursalı adaysa onu da tebrik edelim. Nereden aday? Nereden adaysanız Sayın Bursalı? Siz birinci bölgeydiniz değil mi? Evet, Ankara ikinci bölgeden milletvekili adayı. Birinci bölgeden. Sadullah Bey'e karşısınız. Güzel. Yok, şimdi, ikinci bölgeden. İkinci bölge mi? Evet, tamam. Değil o zaman. Şimdi bir kez daha tekrarlayayım. Beyannameler açıklanıyor, evet. Vaatler ortaya konuluyor. Halk kimi inandırıcı bulursa ona oy verecek. Ha, beğenmezse, yani halk diyecek ki ya ben sana oy verdim ama sen vaat ettiğin şeyleri yapamadın derse bir sonraki seçimde değiştirir. Yani o biraz önceki tartışma da çok bence çok gereğinden fazla böyle bir büyütüldü. Yani halk kim isterse onu seçer, oy verir. Aynen. Beğenmezse bir sonraki seçimde değiştirir. Yani o açıdan hani şimdi Vatan Partisi'ne de oy verirse meclise gönderir. Yani anlattığınız şeylere, vaatlere vesaire ikna olursa meclise gönderir. Orada çalışmalar yaparsınız. Şimdi liste meselesine şöyle gelelim. Bir, listeler her iki tarafta da rahatsızlık oluşturdu. Mesela örnek verelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de Afyon Karahisar İl Başkanı istifa etti. Yeniden Refah Partisi'nde bugün gazeteci Kemal Öztürk'ün verdiği bilgi, teyit edildi mi bilmiyorum. 8 bin üye Cumhur İttifakı'na katılma kararından sonra buna tepki olarak istifa etti. Milliyetçi Hareket Partisi mi? Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi. Evet. Ama zaten Sayın Erbakan da demişti benim tabanım ben bu ittifaka girersem mutlu olmaz. %60 dengesi demişti. %60'ı karşı 40'ı destekliyor yani. Demişti. 8 bin üye istifa etti ama Yeniden Refah Partisi'nin katılma gerekçelerinden biri ülke, yani karşıdaki blokun yani Millet İttifakı'nın ülke tehlikeli buluyor. Yani biz o CHP'yi ve Millet İttifakı'nı iktidara getirecek bir denklemin içinde olmayız dedi aldığımız kararla. Hı-hı. Yani çok Cumhur İttifakı'nı ki Sayın Erbakan şöyle bir ifadesi de vardı. Biz 20 yıllık günaha ortak olmayız da demişti. Yani onu da dedi. Cumhur İttifakı'nı böyle çok desteklediği için değil, Millet İttifakı'nı daha tehlikeli bulduğu için ülkenin geleceği açısından daha zararlı bulduğu için desteklediğini anlıyoruz. Ha, burada AK Parti dediği işte Ordu İl Başkanı tepki gösterdi listelere. Daha sonra görevden alındı vesaire. Ama buralarda böyle yerel bazda küçük tepkiler olur. Var. Olur. Her seçimde aslında olur. Bir kırgınlıklar, sistemler. Ama hani şimdi, bir yerini beğenmemeler veya işte hiç aday gösterilmemeler bunlar falan. Bunlar siyasette olur. Fakat Millet İttifakı'ndaki kriz, liste krizi çok daha farklı bir boyutu var. Yani şöyle bir boyutu var. Şimdi MHP'de Afyon Karahisar İl Başkanı istifa etmiş. Afyon'u etkileyen bir şey bu. Ama Sadullah Ergin'in Çankaya'dan aday olması sadece Çankaya seçmenini değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'deki seçmenini de rahatsız ediyor. İstanbul'daki seçmenini de rahatsız ediyor. Ordu'daki seçmenini de rahatsız ediyor. Samsun'daki seçmenini de rahatsız ediyor. Yani tabana yayılan bir huzursuzluk söz konusu. İki, şöyle bir tablo var. Şimdi 77 ismi Cumhuriyet Halk Partisi ittifak ortağı olan 4 partiden yani Gelecek, Deva, Saadet ve Demokrat Parti'den 77 ismi topla listelerinde aday olarak gösterdi. Bu kadar geniş kontenjan açılması bir Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar fazla? Bekliyordum. Daha fazla istiyorlardı bu arada. Grup kuracak sayı tabii. Yani. Her biri 20'şer şey istiyordu. Milletvekili. Evet. Şimdi bu neye yol açtı? Bir, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarında ve tabanında tedirginliğe, huzursuzluğa ve rahatsızlığa yol açtı. İki, bu partilerin yani CHP listesine giren partilerin de teşkilatlarında rahatsızlığa yol açtı. Bakın dün Deva Partisi'nin kurucu üyelerinden ve 3 yıl boyunca genel başkan yardımcılığını yürüten Ali Babacan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Helun Fırat partisinden istifa etti. Helun Fırat bölgede özellikle Doğu ve Güneydoğu'da çok etkili bir isim. Dengirmir Mehmet Fırat'ın da kızıdır. Şimdi yani büyük umutlarla Deva Partisi'ne Dengirmir Mehmet Fırat'ın. Dengir Fırat vardı ya. Şimdi yani hem Deva Partisi'ne hem Gelecek Partisi'ne büyük umutlarla, büyük beklentilerle katılan, 3 yıl boyunca varını yoğunu ortaya koyan, İşte kimi 3 milyon lira para harcamış, il başkanı, bina tutuyorsun ya.
3 yıl boyunca o binanın kirasını ödüyorsun. Tabii. Zaten kiralardan çektim. Tabii. Ya, o benim derdim. Hepimizin derdi. Yani şimdi bu liste meselesi bu partilerin de teşkilatlarında tedirginliğe, huzursuzluğa ve tepkiye yol açtı. Yani ortada şöyle bir tablo var. Tamamen kaybet stratejisi. Hesap şuydu, ortak liste olursa daha fazla milletvekili çıkarırız. Ama bu hesap çok fazla tutmadı. Hem CHP'lileri küstürdü, hem CHP listesine giren 4 partinin teşkilatlarını ve tabanlarını kızdırdı, küstürdü bu durum. Yani ne İsa'ya ne Musa'ya yarın olmaz. Olmaz zaten. Çünkü bakın, siz şimdi AK Parti, yani şöyle söyleyeyim şimdi. AK Parti'nin 21 yıllık icraatlarını eleştiriyorsunuz. Bu 21 yılın en az 15 yılında AK Parti'nin içinde yer alan kişileri getirip de kendi listenize koyarsanız Cumhuriyet Halk Partililer de der ki yani bu ne lahana, bu ne periz, değil mi? Yani CHP'nin listesi Cumhur İttifakı'nın listesine göre daha mı tartışmaya açık yani bir şey liste Cumhur İttifakı, ve tabanı rahatsız seçmeni rahatsız edecek tabii bir ki. Liste. Yani Cumhur İttifakı'na söyledik, AK Parti'de ordudan bir böyle bir çatlak ses çıkıyor. Ben o istifaları işte, ayrılıkları kastetmiyorum. Olabilir, bunlar seçmen olur. Seçmen nezdinde. Evet, yani bu çünkü 81 ile kendi taban ve teşkilatlarına fay hatları döşedi bu partiler. 81 ile. Halbuki diğer partiler İttifak içinde ayrı seçime girselerdi bu tartışmalar yaşanmazdı. Giremediler. Neden giremediler? Çünkü sonradan dördünün oy toplamının %1-2'ler seviyesinde olduğu görülünce bu partiler can havliyle biz mecliste olalım diyerek, yani çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimini gözden çıkardılar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde artık bir Deva Partisi milletvekilinin ya da Gelecek Partisi milletvekilinin Cumhurbaşkanı'nın kim olacağıyla artık ilgisi kalmadı. Onlar yerlerini garanti ettiler. Kim seçilirse seçilsin, onlar meclisteler. Yani Çağlar, aslında şöyle olmadı mı? Bakın, yeni seçim kanunu tabii ki %7'ye baraj getirildi ama ne oldu? Birçok parti, 26 tane parti seçime evet giriyor. Şimdi, İki komünist parti giriyor. Yani enteresan. Ben ilk defa duymuştum ismi. İlk defa duydum da yanındakini ilk defa duydum ben. Şimdi 26 tane siyasal parti giriyor. Şimdi Millet İttifakı, yani bu masa 25'e düştü. Altılı masa diye adlandırdığımız masa şöyle bir masaya dönüştü. Herkes emel, amaç, ihtiras ne duyuyorsa, siyasal olarak bunları bahsediyorum tabii ki, o masanın üzerine yatırıyor, kendine göre bir yön veriyor. Bu masada bunu kabul etmeyecek hiç kimse yok. Çünkü dar koridor sistemi, yani bu sendromu yaşıyor bu oluşum. Evet, kimse kimseye neden itiraz edemiyor. Ama çok önemli bir şey söyledi Çağlar Cilara. Evet. Dedi ki artık bir Deva Partili'nin, artık bir Gelecek Partili'nin kimin Cumhurbaşkanı olduğu çok da önemli değil. O her halükarda meclise girecek. Evet, meclise girecek. 5 yıl boyunca. 5 yıl boyunca kendi iddiası. Ha şu olur. Şimdi bakın, niye bu partilerden çok sayıda evet olamayacaklar. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi niye bu partilerde bu kadar rahatsızlık varken işte Helun Fırat gibi önemli bir isim istifa ediyor da il başkanları vesaire istifa etmiyor? Ben size söyleyeyim. Bakın, ben 2 gün önce Ankara'daydım. Muhalefet partilerinin kulislerinde, koridorlarında gezdim, dolaştım. Niye etmiyorlar? Şöyle, mesela Deva Partisi'nde tam gazetecisi gözümle gördüm. Tam. WhatsApp gözümle gruplarında gördüm yazılanları gözümle gördüm. Ne Deva oldu, Partisi'nde diyorlar? İl başkanı mesela diyor ki bizim emeklerimizi hiçe saydınız. 3 yıldır biz insanlara burada bir hikaye anlattı. Ne, neydi yani Deva Partisi'nin hikayesi? Evet, neydi beklentisi? Ya Deva Partisi ama niye işte Deva Partisi'nin il başkanı neyinden şikayet ediyor? Ya bakan hayır, mı yapacaktı? Hayır, o değil. Seçime şimdi adam diyor ki ya ben 3 senedir insanlara bir şey anlatıyorum. Tamam. Biz parti kurduk. Biz seçime gireceğiz. Biz işte parlamentoda olacağız. Adam listede yok. Liste yok. Parti seçime girmiyor. Onlar neşesinden yapıyor. Bakın şimdi, asıl burada sıkıntıyı çeken Cumhuriyet Halk Partisi. Neden? Şimdi bakıyoruz. Asıl sıkıntıyı çekiyor. Şimdi neden? Ama o adam neden da harcamış mesela. Onlar neşesinden 10 milyon yapıyor lira para ya. Yazık onlar günah değil mi ya? Parti seçime girmiyor. O para konusu ayrı bir konu. Şimdi neden? Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Davutoğlu için ne ifade etmişti? İktidara gelelim, yargılayacağız. Yüce Divan'a gönderelim. Babacan için. Babacan için söylemiş. Yani. Davutoğlu için de başka, başka şeyler. Dışişleri Bakanı iken söylediği ifadeleri şimdi telaffuz etmeyeyim seçim ikliminde. Bunları söyledi. Bunları sineye çekip
efendim ortaklık yapabiliyor ise, efendim Deva Partisi'nin il başkanı şöyle söylüyormuş, ilçe başkanı böyle söylüyormuş. Onu çok, niye söyledi? Çok önemi yok. Şimdi Çağlar, kızıyor ama istifa yani. Etmiyor. Sebebi şu. Hala çaresi var mı başka? Hayır, hala bir beklenti var. Olur da Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa genel başkanımız Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Şimdi o zaman sistemin için, denklemin için. Ama olmama ihtimali. Yani burada rahatsız olması gereken Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı. Zaten Sinema. Deva Partisi bizatihi kendisi girseydi il başkanı ne olmayı umuyordu? Hayır ama şöyle insanlara orada 3 yıldır bir şeye inanmışlık. Tabii bir hani, yani bak o yani yanında mesela 20 il yönetimi 20 kişiyle gezmişsin, gelenleri yedirmişsin, içirmişsin, siyaset yapmışsın. Vaat koymuşsun ortaya. Yani o listede bu? Ya il başkanları birçok il başkanı gördüm. Devanın diyor devanın. Deva Partisi'nde gördüm. Hangi mesela. İlin? Yok, il söylemeyeyim de. Birçok il başkanı WhatsApp gruplarında bu tartışmalar yaşanıyor. Şimdi etrafındakilere bir hikaye anlatmışsın, bir hikaye satmışsın orada. Sen şimdi parti seçime girmeyince sen şu an siyaseten yoksun. Listede olsan milletvekili adayısın. İşte hikayeyi çarpıştık, satmışsın kazandık. Cümlesi özeti aslında bu şeyin. Ama şöyle bu hikaye bir hikayedir ya. Ben de hayır şöyle. İktidar olacağız diyor. Hikaye ya anlamında demiyorum. Kolay mı o kadar? Bir hikaye, bir hikaye yazmaya çalışmışsın. Yani. Bak bir hikaye yazmaya çalışmışsın. Hikaye anlamı da demiyorum yani. Ya metafor hikaye, olarak. Hikaye, evet, bir hikaye yazmaya çalışmışsın. AK Parti'den kopmuşsunuz. AK Parti'deki yanlışlara itiraz etmişsiniz. Demişsiniz ki biz daha güçlü geleceğiz. AK Parti'nin tabanını da buraya getireceğiz demişsiniz. Bunların hiçbiri olmadı. Ne diyecek etrafındakilere? 20 kişi, 30 kişi il yönetimindeki insanlara ne diyecek? Hiçbiri yok. Peki i̇şte onlar Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecekler mi? Ben çok vereceklerini zannetmiyorum. Ne yapacak, vermeyecek de? Cumhurbaşkanlığında sandığa gitmez. Çağlarcılar, şey bunların yani, hiçbirinin kaçacak yeri yok. Neden? Bakın, tarif ediyorum. Geçen bu seçimi dar, söyleyeyim. Bu dar koridor sendromudur. 1 milyon 300 bin kişi geçersiz oyu. Geçersiz. Geçersiz. Neden geçersiz? Herkes zannediyor ki millet oy vermesini bilmiyor. Hayır. Tepki oyu muydu? Bir şeyi unutuyorlar. Bir tek ortak payda kurdular. 1982 anayasasında tak tak yaptılar. %5 iptal ettiler. Yani birden fazla mühür bastılar. O zaman Demirel'di bunu yaptıran. Şimdi de bu giderken seçime protesto etmişler. Bir evvelki seçimde 700 bin kişi, bu seçimde 1 milyon 300 bin. Çağlarcılara bu Yedili İttifak'ın hiçbir partisi, hiçbir siyasi dokusu bir yere gidemez. Bunu bilesin. Neden gidemezler? Bakın bu dar koridor sendromu vardır. Önünde bir ışık vardır bu koridorun. Önde lokomotif şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Hepsi arka kapı kapanmış. Koridorun içerilerinde. Ancak çıkacakları tek nokta Cumhuriyet Halk Partisi'nin açtığı yoldan çıkabilirler. Başka türlü çıkamazlar. Siyaseten geriye dönmek isteyen ezilir ve karanlıkta kalır. Dolayısıyla neden kalır? Yani oy alamazlar. Yani hedeflerine ulaşamazlar demek istiyorum. Dolayısıyla bu listelere itirazlar ilk başlarda olur. Sayın Bakanımın zamanında da olmuştur. Bunlar olur. Bir takım tabii ki komplikasyonları olur. Ama bakın bu kitlesel hale geliyor. Mesela şimdi diyor ki ADD açıklama yapıyor. Ama asıl mesele... ADD mi? Ababa mı? ADD. Atatürk'ün düşünce derneği. Mesela, bakın, ADD'de anlıyorum ben. Evet. Yok, kitlesel itirazlar var. Sosyal medya kaynıyor. Muhalefetin en önemli aktörleri ortaya çıkıyor. Diyorlar ki ya bu olmaz. Buna oy vermezler. Bakın CHP tabanı tepki olarak TİP'e, Memleket Partisi'ne işte hatta artık, Yeşil artık ve Sol'a oy verebilir diye uyarıyor. Muhalefetin en önemli aktörleri, şimdi gazetecileri, ben akademisyenleri. Ben de aldığım istihbaratı söyleyeyim. Sordum ne yapacaksınız? Fazlanı, kime sordun? CHP'ye hem seçmen kesimine 3 parti çıkıyor ortaya. Tamam o 3 parti de. Bir dakikalık aranın ardından söyler misiniz? Sadece bir dakikalık. Şimdi bir dakikalık aranın evet, Sayın Bakanım dinliyoruz efendim. 3-3-3. Oy kayması var. Memleket Partisi'ne. Listelerden ötürü mü bu? Evet, evet. Memleket Partisi'ne var. Türkiye İşçi Partisi'ne var. Biraz da Vatan Partisi'ne var. Aa! Tabii.
Yalnız şu yani Türkiye İşçi Partisi, Memleket Partisi ve Vatan Partisi'nin durduğu yapar. Ama adamları yoğurt işekine göre. Yani hangisi kendine neyi yakın buluyorsa. Hmm. Mesela kendisini milliyetçi solda bulan Vatan Partisi söylüyor. Yani ulusalcı solda bulan. Kendisini normal solda bulan yani şey İşçi Partisi diyor. Normal Atatürkçü olanlar ise Memleket Partisi diyor. Listelerden mütevellit en çok aslında CHP tabanını kızdırdı, küstürdü diyor. Katılıyor İyi Parti'de de kızgınlık var. İyi Parti'de de oylar Sinan Urgan'a gidiyor. İyi Parti'de kızgınlığın sebepleri sadece listeler değil ama. Bence de değil. Değil. Katılıyorum. Moderatörüme katılıyorum. Bir şey diyeceğim vallahi. Kızıyorsan yok daha... ya. Ben öyle olaylara olan bir moderatör değilim. İdeolojik olarak yani orada. Yani yalnız HDP PKK değil. Milliyetçilik ideolojisi. Şöyle ben şunu da görüyorum. İyi Parti tabanında bir Sayın Akşener'e karşı yapılanlar. Evet. O masadan ayrılma ve geri dönme sürecinde Sayın Akşener ne dedi ekranda? Beni şeytan taşlar gibi taşladılar dedi. O yapılanları unutmuyor İyi Parti tabanı. Birincisi o. İkincisi HDP ve PKK'nın söylemleri sadece İyi Parti tabanını değil CHP tabanını da rahatsız ediyor. Ya ne diyor şimdi HDP'liler? 15 Mayıs'ta işte Öcalan serbest kalacak, o olacak, bu olacak. Geliyoruz, hesap soracağız, hesaplaşacağız. Çözüm sürecini başlatacağız. Ama Hüdapar'ın seçim beyannamesi de o zaman AK Parti'ye zarar verir şöyle diye düşünebiliriz. Çünkü işte orada başladı. Bence 6284'ten. Her program neden aynı şeyi konuşuyoruz. Bir şey söyleyeceğim işte eğitimden tut 6284'e kadar. Ama Hüdapar'ın yani AK Parti Hüdapar'ın seçim beyannamesini, hedeflerini, vaatlerini biz hayata geçireceğiz demiyor ki. Demiyor ama alıyor listesinden yer veriyor Hüdapar'a. Bana mı yer verdi? Hüdapar'a verdi. Mecliste gündeme yer getirecek. Yani getirecek tabii. Mecliste getirmek yer için yer veriyor. Açıkladı. Yürütmede yer veriyor mu? Mesela Hüdapar'lı Özgür aile bakanı mı olacak? Hele mecliste olursa mecliste olacak ya. Mecliste oluyor. Bak bakan olması benim için çok önemli değil. Meclise girecek mi? Mecliste ama kanun, bakın Özgür Bursalı da orada olursa kavga eder. Hem de nasıl eder biliyor musunuz? Tabii. Haklı. Özgür'ün haklı. Özgür Bursalı nasıl kavga eder biliyor musunuz? Ben seviyorum onun konuşmasını. Dobra dobra kafasından geçeni söylüyor. Bu ekranda ama var da kafasından yalnız geçen değil tabii. Vatan Partisi ideolojisini de güzel dillendiriyor. Peki. Devam edelim. İyi Parti listelerinde kalmıştık. Evet, İyi Parti'deki rahatsızlığın sebebi birincisi. Efendim? Evet. Dinleyiniz moderatör. Ya tamam. İyi Parti'de diyorum ki Meral Akşener'in seçmenin tabanından kayanlar da diyorsunuz. Bir de parti içindeki denge var. Şimdi düşünün 36 milletvekilinin 25 milletvekili aday yapılmadı. Yalnız 11'i yenilendi. Diğer 25'i yok. O 25'i de... AK Parti'de de %65 oranında bir değişikliğe gidildi. Ama AK Parti'de de şöyle var. Bir kısmı çeşitli görevlere gelmeyi bekliyor iktidar partisi nasıl olsa. Yani şimdiki bakanlar parlamentoya gidince seçilmeyenlerin bir kısmı bakan. Bir kısmı bakan yardımcısı olacak. Mesela Sayın Nebati eski milletvekiliydi. Bakan yardımcılığından sonra bakan oldu. Yani bu tür görevler de var. Onun için orada bir rahatlık var. Mesela başka şey daha var. Üç dönem kuralı var. Örneğin üçüncü bölgede Cüneyt Yüksel var. Profesör, doktor. Bu eski AK Parti Mardin milletvekilidir. Ara verdi, üniversiteye döndü. Profesörlük şeyine kadar çalıştı. Profesörlüğe yükseldi. Şimdi aradan iki seçim dönemi geçtikten sonra ya da üç, şimdi tekrar aday oluyor. Yani böyle bir durum. Ya da Sayın Nebati eskiden milletvekiliydi, şimdi tekrar aday oldu. AK Parti de böyle bir kaybetmeden siyaset yaptıkları için güç olunca güç her şeyi bir kere üstünü örter şu anda. Dengeler diyelim değil tabii mi Sayın Bakan? Ama İyi Parti'de öyle bir durum yok. Yani kaç tanesi sen bakan olacaksın diye denmiştir de İyi Parti'nin hesabına 25 milletvekili bakanlık mı düşecek? Yani öyle düşünmek lazım.
Ya peki ben bunun hala listelerin seçmende ne kadar etkili olacağı konusundayım. Yani seçmen mesela orada Sadullah Ergin ismini görünce CHP seçmeni ya kesinlikle vermiyorum oyumu, vazgeçtim noktasına gelir mi? Söz alabilir miyim? Tabii tabii, ne demek? CHP seçmeni bakmayacak. Yani şu andaki baskıların nedeni bugüne kadar, bu akşama kadar çekilmesini sağlamaktır. Parti ama değiştiremiyor. Ama çekilmeyeceğini söyleyeceğim. Çekilmiyor. Hayır, yalnız o değil. Kılıçdaroğlu da söyledi. Çekim. Bütün partilerde bu. Yani DEVA'da da öyle. Mesela DEVA'da ben biliyorum. Bir hanım gösterilmiş aday ikinci bölgeden. Genel başkan yardımcısı. Evet. Birçok hanım ya bu buralı değil. Ne işi var burada? Bu milleti tanımaz. Herkes kendini hayal ediyor. Hani çekilirse bizi bir hanım lazımsa bizi atarlar. Hmm. Yani o nedenle bazı şeyleri çok farklı görmek lazım. Ne zamana kadar devam edecek bu? 18 Nisan'a kadar. 18 Nisan'a. Evet, 18 Nisan'da artık çekilme, yerine adam koyma süresi bitiyor. 19 Nisan'da saat 17'de listeler açıklanacak. Sayın Ertekin buyurun. Şimdi mesele aslında Sadullah Ergin meselesi falan değil. Topyekun bakın CHP tabanındaki rahatsızlık, İyi Parti tabanındaki rahatsızlık, DEVA Parti'nin bakın niye rahatsız oluyor ben hiç anlamış değilim. Çağlar Bey söyleyince tabii ki şey yapıyoruz. Şimdi bunların toplamının şeyi şu, nerede durduklarıyla alakalı bir konu var burada. Şimdi burada sırrı sakık ne demişti? Sayın Kılıçdaroğlu ile kapının arkasında ne konuştuk onları bir açıklarsa kamuoyuna çok daha iyi olur demişti. Açıkla dedi, iyi olur falan demedi, açıkla dedi. Yani biraz ben tabii ki şey yapıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da yanıt vermedi, karşılık vermedi. Şimdi buna benzer konular var, buna benzer meseleler var. Şimdi Sadullah Ergin Beyefendi tabii ki bu kumpas davaları sürecinde Adalet Bakanı'ydı. Evet. Değil mi? Adalet Bakanı. Benden önce başladı diyor. Fark etmez. Devlette devamlılık esastır. Nerede başlarsa, nerede biterse hiç önemli değildir. Bakan olduğunuz zaman gereğini yaparsınız. Bazı davaları kimin zamanında yapılmıştı? Bir önceki... Bir Mehmet Ali... 2007'de, 2007'de başladı. İktidarda kim vardı? Sayın Bakanım, başka bir konu anlatıyorum ben. Yani onlar başka konular. Ne dediniz? Böyle kaçırdık bir önceki bakanı. Adalet ve Kalkınma Partisi vardı Sayın Bakan. Şimdi bizim konuştuğumuz aslında refleks, CHP tabanının refleksinden bahsediyoruz. Şimdi Adalet Kalkınma Partisi, MHP hangisini istiyorsanız konuşmaya hazırız. Ben şimdi onlara... İtiraz eden de CHP'nin tabanı değil bakın. CHP'de CHP'nin tabanı tamı tamına ediyor itiraz. Hayır. Adaylık sürecinde beklentisi olanlardır. Taban hiç ona bakmaz. Olur mu ya? Binlerce ya Sayın Bakanım ya bu ülkede efendim, yaşıyoruz. Müsaade edin. İki cümle, bir paragraf konuşayım Sayın Bakanım ya. Ne olursunuz rica ediyorum yani. Bir iki cümle bir paragraf konuşacağım yani, o kadar değil ya. Peki efendim söz size. Buyurun. Ya, şimdi bakın bu neden oluyor? Bakın. Tamam. Bu partilerin durdukları noktaya baktığımız zaman ortak paydaları Cumhur İttifakı'na karşı olmak, Sayın Cumhurbaşkanı'nın iktidarına son vermek. Tamam, ortak paydaları zaten. Bu. Tamam. Bunları yapabilmek için her delden, her telden, her yerden, her sosyolojik gruba, her toplumun her kesimine mesaj vererek her çeşit bir siyaset modeli. Bunun adı asimetrik siyaset modeli. Hiç belirli bir eksende, belirli bir düzlemde, belirli bir yükseklikten atış yapmıyorlar. Her çeşit her yerden yapılıyor. Türkiye'nin her bölgesinde bir duman yakarak siyaseti duman altı boğmak istiyorlar bunlar. Şimdi burada Sadullah Ergün Beyefendi'nin Atatürk'le ilgili düşüncelerini biliyoruz. Fethullah Gülen cemaati daha önceki bu önce onun dönemindeki cemaat dedikleri terör örgütünün ile ilgili görüştüm diyor zaten şu anda bir açıklaması yok diyor. Bunların terör örgütü olarak evet lanetliyorum diye bir açıklaması da yok. Dolayısıyla bu toplumun belirli kesimlerinde bunlar CHP tabanı olur, başka bir taban olur ama toplumun bazı kesimlerinde rahatsızlık yarattı. Özellikle Çankaya'dan aday gösterilmiş olması çok şeydir. Manidar mı bulundu? Yani farklı düşüncelere sebep oldu. Dolayısıyla şimdi bu reaksiyonları anlıyorum ama bu reaksiyonlar tek başına yeterli mi değil. Başka şeyler de var. Bakın burada bu iktidarı değiştirelim, muhalefeti destekleyelim diyen bir Biden yönetimi var. Nedir? Dış
Bunlar niçin istiyorlar? Emperyalizm niçin Cumhur İttifakı'na karşı bir duruş sergiliyor? Çünkü Libya'da olmamızı istemiyorlar. Doğu Akdeniz'de olmamızı istemiyorlar. Güney Kıbrıs Rum kesimini tanıyın tek devlet olarak diyorlar. Özerklik sisteminde Avrupa Birliği'nde koyduğunuz çekinceleri kaldırın kardeşim. Özerk olsun yerel idareler diyorlar. Ne diyorlar? Suriye'den derhal çekilin diyorlar. Suriye'den derhal çekilin ki Amerika'nın eğittiği, donattığı, o silahlandırdığı, kara gücüm dediği o teröristleri, terör örgütlerini rahat bıraksın istiyorlar. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele kapsamında o bölgede bulunmak durumunda, tezkerelerini de çıkarıp Gazi Meclis tarafından yetkilendirilmek durumunda. Tezkereye kim çıkıyorsa buna karşı gelen o. Bunları kim istemiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin efendim Azerbaycan'la birlikte Ermenistan'a karşı olmasını kim istemiyorsa, Irak'ta operasyon yapmasını kim istemiyorsa, Suriye'den çekilmesini kim istiyorsa, Libya'daki olmayın. NATO'da herkes beraber. Akdeniz efendim, Ege'de efendim Yunanistan'a dokunmayın diyorlarsa, şimdi bu düzleme eğer bir siyasi NATO'da anlayış. NATO'da herkes el ele, NATO'da herkes beraber. Siyasi anlayış. NATO'yu konuşuruz. Bir lütfen sözümü toparlayayım Özgür Bey, rica ediyorum. Şimdi burada bu düzleme, bu siyasi düzleme kim destek veriyor ise, şimdi bunlar kendilerince bir blok oluşturdular. İktidarı tabii ki uzaklaştırmak için her türlü yolu deniyorlar. Şimdi burada Sadullah Ergin meselesi bunun şeyinde kalıyor. Yani bunların daha doz olarak altında kalan meseleler. Hı hı. Şimdi bakıyoruz, FETÖ terör örgütünün elebaşıları Türkiye'den kaçmışlar, pılını pırtısını almışlar, gitmişler, aranıyorlar. Kırmızı bültenle aranan adamlar bilet paylaşımı yapıyorlar sosyal medyada. Şimdi bakın, bunlara karşı bir Cumhuriyet Halk Partisi olsun, İyi Parti olsun ve diğer bileşenleri olsun, bunların içerisinde de tabanında sağduyulu, duyarlı seçmenler var. Şimdi biz seçmenleri, hı hı, partilerin efendim kurumsal yapılarıyla şey yapamayız. Kurumsal yapılarına oy verecek seçmen tamı tamına aynı düşünüyor anlamı taşımaz. Hiçbir seçmenin oyu hiçbir kurumsal yapının kasasında kilitli değildir. Tıpış tıpış gitmezler yani. Gitmezler. Evet. Yani hiçbir siyasal partinin, hiçbir seçmenin oyu hiçbir siyasal partinin kasasında kilitli değildir. Bakın eylem, söylemler çok gelip geçici olabilir ama yaptıkları eylemlere biz bakarız. Şimdi şunu bekleriz Millet İttifakı bileşenlerinden. Evet, biz bu oluşumlara karşıyız. Türkiye'yi Libya'da istemeyenlere karşıyız. Kıbrıs Rum kesimi tanınsın, orası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zor durumda kalsın diyenlere karşıyız. Bu görüşleri neden beyan etmiyorlar? Ben bir cümleyle alabilir miyim Özgür Bey'in söyleyeceği şeyi? Bir şey söyledi çünkü. Tamam. Özgür Bey'e duyabilir miyim siz? NATO'da beraberler dedi de. Onu... Ha, NATO'yu mu söylediniz? Evet. Tamam. NATO ayrı bir konsept. Yani şimdi NATO'yu da tartışırız. Evet, yani Mustafa Bey çok güzel anlattı. Türk Devleti'nin, Türkiye'mizin Libya'daki, Azerbaycan'daki, Doğu Akdeniz'deki vermesi gereken mücadeleyi. Çok doğru, hepsine katılıyorum. Ama NATO'da sistemin bütün partileri mecliste işte hep beraber el kaldırdı. Yani bir yandan NATO'ya evet deyip bir yandan maalesef bu saydıklarımıza dair bir uygulama yapamıyoruz. Onu ekledim. Hem o hem o. Şimdi Özgür yani. Bey'e tabii ben şey yapıyorum. NATO konusunda ben de bir görüşümü beyan edeyim müsaadenizle. Tamam, sonra da araya gideyim. Bakın şimdi Türkiye 1952 yılından beri NATO'nun kurucu üyesi. Yani bir NATO'dan çıkmak için biliyorsunuz Fransa 1997'de ayrıldı Fransa'dan. Fransa 2008 yılında tekrar döndü. Yani dönüş süreci 10 yıl sürdü. Yani şimdi dolayısıyla şimdi bunları iyi değerlendirmek lazım. Biz NATO bir güvenlik şemsiyesi olarak görüyoruz. Yani bu güvenlik şemsiyesinin içerisinde NATO'nun kurucu üyesidir Türkiye. Yani NATO'nun her dediğine Türkiye Cumhuriyeti Devleti zaten evet demiyor ki. NATO'yla da biliyorsunuz S-400 füzeleri Türkiye'nin için. Türkiye'nin istediklerine de NATO zaten evet demiyor. Evet yani. Demiyor. Demiyor yani zaten. Şimdi yani burada bir hani birimiz hepimiz sanki, hepimiz birimiz için şeyi bir tek Türkiye yani için uygulanmıyor zaten. Hangi güvenlik şemsiyesi
PKK'ya silah veren güvenlik şemsiyesi, 15 Temmuz'da tepemize bomba yağdıran güvenlik şemsiyesi, Türkiye'de darbeler planlayan güvenlik şemsiyesi, bunun güvenlikle bilgisi var mı? Yok, biz kendi açımızdan değerlendirmemizi söylüyoruz. Şöyle bakın, mesela S-400 füzelerinin NATO'ya uyumlu olmadığını iddia ederek bize bir hücum başladı biliyorsunuz. Yani dolayısıyla ama Türkiye dik durdu. Biz dedi bildiğimizi yaparız. NATO üyesi ve kurucu üyesi olarak da Ukrayna-Rusya savaşında biz tarafsızlığımızı koruruz dedi. Yaptırımlara katılmıyoruz dedi. Şimdi bunları bu duruşta olur iseniz yani bütün ittifaklar, bütün şeyler, güvenlik şemsiyeleri sizin her dediğinize tabii ki evet demeyecektir. Siz de onların milli düşünürseniz siz de onların ikine demeyeceksiniz. Şimdi bir araya gideceğim ama önce şu Sayın Numan Kurtulmuş'un bir açıklaması var. Herkesin o konuyla ilgili de görüşünü almak isterim. Çünkü her iki ittifak için ve bütün siyasi partiler için aslında 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ekonomi en önemli, en belirleyici etkenlerden bir tanesi. Sayın Kurtulmuş AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve önemli bir ismi AK Parti'nin. Genel Başkan Yardımcısı değil mi? Genel Başkan Vekili. Grup Başkan Vekili. Hayır, Genel Başkan, Başkan Vekili. Tamam, dedi ki yahu biz tok diyoruz, onlar soğan diyor, biz TCG diyoruz, onlar sarımsak diyor dedi. Aramızı verelim, bu aranın ardından biraz da 14 Mayıs'a doğru ekonomik vaatleri ve ekonomik durumu konuşalım. Son aramızı verdik, döndük. Araya gitmeden önce Sayın Kurtulmuş'un biz tok diyoruz, onlar soğan diyor. Biz TCG savaş gemisi diyoruz, onlar sarımsak diyor sözlerini Sayın Türker'e soracağımı söylemişti. Bu tür ifadeler seçmende nasıl algı yaratır Sayın Türker? Yani şu anda Türkiye'nin temel sorunu ekonomi. Ankara bir şey mi dedi? Özür dilerim. Buyurun Sayın Bursalı. Sinema'nın bu listelerle ilgili az önce Turban'a gelmedi. O listelerle ilgili söyleyeceklerim var. Tamam, söz sıra hakkı vereceğim size. O zaman siz hakkınızı ondan yana korursunuz. Çünkü son 15 dakikamız. Şimdi bir kere ekonomidir sorun. Ama bu sorunu soğanla ya da sarımsakla anlatılmaz. Ekonomide geleceğin nasıl olacağını anlatan şu anda iki tarafta da bir proje yok. Kim neden olmuşsa olsun önemli değil, fay kırılması var ekonomide. Yani ani bir çıkışla kur 9 liradan 18 liraya çıkınca aslında bir fay kırılmasıdır bu. Bu fay kırılmasının bir kısmını şu ana kadar hissetmiyoruz. Hükümet programında olmayan ama uygulanmasında fayda olan ve benim de zamanında uyguladığım, yani Kemal Derviş'ten sonra ekonomiyi rahatlatmak için uyguladığım politikalığı dar gelirlilere para dağıtıyor. Bunu kimse itiraz etmesin, şikayet etmesin. Dar gelirliye para dağıtmak demek, şöyle düşünün, şimdi burada 5 milyon para olsa, 5 milyonun tamamını Sinem Hanım'a verseler, 1 milyonunu yer sefa yapar, 4 milyonunu bankaya yatırır. Yanılıyorsun. Ekonomiye girmez. Ama profil var. Ama bu 5 milyonu 5'imize birer milyon diye dağıtsalar, biz en azından onun yarısını acil ihtiyaçlarımızı karşılamada kullanırız ve o para ÖTV ve KDV ile geri döner. Harcama yaptıkça. Tabii. Evet. Şimdi Türkiye'de bu IMF'in dayattığı bir yöntemdi. Bunu bir ara dönemde ben uyguladım. Benden sonra da uygulatmadılar ama bu hükümet geçen sene Temmuz ayından sonra o fay kırılmasından sonra uyguladı. Ve durumu bununla idare etti. Ama bu fay kırılmasına paralel ipin ucu kaçtı, maliyetleri kontrol edemiyor. Mesela biber şu anda eğer 35 liraysa fiyatı, biber, bunu izah edemezsiniz. Ama herkesin gelirini 35 bin lirayı ödeyecek hale getirirseniz normaldir. Şu anda iki grubunda bir gelirler politikası yok. Bir tek Cumhur İttifakı
bir konuyu gündeme getirdi ama o da çok az kesimi ilgilendirecek. Yani eskisi gibi değil. Her aileden en az bir çalışan olacak. Bu projeyi ben 2011 seçimlerinde ve 2015 seçimlerinde DSP'nin seçim bildirgesine koydurmuştum. Çok dalga geçmişlerdi. Ben ama dalga geçenler şimdi uyguluyor. Neden? Çünkü bir eve para girerse o aradaki evin sosyal başkaldırısı azalır. Huzursuzluk devam eder ama sosyal başkaldırı azalır. Bunu da ben nereden esinlenmiştim? 2001 krizinde bir tek Türkiye'de bir yağmalama, bir şey hareket olmadı. Niye diye baktık. Çünkü Türkiye'de o tarihte 7-8 milyon kişi devletten maaş alıyordu. Emekliydi, memurdu vesaire. Şimdi rakam daha fazla. Tabii tabii, yani o para dolayısıyla çarkı döndürüyordu. Az da olsa böyle döndürüyordu. Ama mesela Arjantin'de, Brezilya'da orada böyle bir durum olmadığı için yağmalamalar oldu. Hatta o tarihe kadar Türkiye'de sosyal güvenlik sistemini özelleştirmeye çalışıyordu. Hazinenin bütün projeleri buydu. Hani bu sosyal güvenlik maaşları ödenmiyor falan kavgası oradan çıkıyordu. Ondan sonra bir daha kimse sesini çıkaramadı. Çünkü işin gerçeği doğdu ve sosyal güvenlik şimdi devlet tarafından finanse ediliyor. Şimdi muhalefet de bu deprem dolayısıyla neyi konuşacağını unuttular. İktidar da öyle şu anda. İktidar bir tek bir iş yapıyor ama bunu nedense anlatamıyor. Bence anlatmanın yolunu bulması gerekir. Yapılan bu deprem inşaatlarını eğer Türkiye'ye yaygın hale getirip, yani Türkiye'de herkesin, her müteahhidin, her bölgeden insanları devreye sokarlarsa ve orada bir iş yaratabilirlerse, her ne kadar inşaat Urfa'da yapılıyorsa da onun armatürleri Aydın'dan üretilip satılıyorsa. Rezerv onu, şehirler diye Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Efendim? Dün akşam rezerv açıkladı. Şehir rezerv şehirler programı projesi var. O rezerv şehirler inşaat, o şey için, deprem için diye anlatıyorlar. Hem ama deprem, ekonomik hem sektörün ben, kalkınması bakın, için. Bakın, inşaat sektörü kalkındırması ayrıdır. Şu anda inşaata destek vermek ayrıdır. Onun için İki tarafında şu anda ekonomiyle ilgili ciddi bir çıkış yok. Ama iktidarı bekleyen, hatta muhalefeti bile bekleyen en büyük tehlike kur korumalı mevduatın neden olacağı tahribattır. Tamam, peki burada bir duralım. Bunu konuşuruz. Zannetmiyorum gerçi vaktimiz kalmaz ama en kötü bir sonraki programda konuşuruz. Çünkü siz ona, siz neye vurgu yapıyorsanız o tartışılıyor bu ülkede. Evet. Ben biliyorum. Bir sene önce Fikir Meydanı'nda Sayın Cumhurbaşkanı aday olur olamaz diye bir sene önce başlamıştınız. Ve onun tartışması bir sene sonra yapıldı. Bütün kanallarda ama, olurdu. Ama ne oldu o biliyor musunuz? Herkes atladı muhalefet. 111 ve 112'nin oğlu kararında Yüksek Seçim Kurulu öyle bir karar aldı ki kim itiraz ederse etsin Cumhurbaşkanlığı engelleyemez. Ve peki, bunu hiç kimse görmedi. Peki. Orada seçilemeyecekleri işine iki kere üst üste şeyini peki koymadı. Evet. Evet Sayın Bursalı buyurun. Ekonomiyle ilgili üç cümlede özetleyeyim. Şu listelerle ilgili bir iki cümle kalmasın buyurun, onu söyleyeyim. Bir, şimdi Sayın Bakanımıza tamamen katılıyorum. Ekonomi konusunda ikisi de iki blokta çıkmaz da. Bakın Kılıçdaroğlu Londra bankalarına gidip temiz para getirmekten bahsediyor. Dünyanın en kirli parasını Türkiye'ye temiz para diye yutturmaya çalışıyor. Diğer tarafta New York bankalarına koşuyor. Yani iki tarafta da o seçim bildirgelerini saatlerce dinleyin, edin falan filan. Soru şu, nereden kaynak bulacaksınız? İşte dışarıdan kaynak getirecekler filan. Hep onları eleştirmeyelim. Ben dört maddede bizim kaynağımızı ifade edeyim. Bu ekonomiye de yanıt olsun. Bir, 500 milyar doları Türkiye'ye Türk devleti getirecek. Biz onu getireceğiz. O Türkiye'nin emekçisinin alın terinin dışarıya kaçıran, yabancı bankalarda yatırılan 500 milyar dolar parası Türkiye'ye getirilecek. İki, bu banka karlarına, 400 milyar lirayı geçen banka karlarına kurumlar vergisiyle müdahale edilecek. 3. Tasarruf oranı %40'lara çıkartılacak. 4. Türkiye'ye Asya'nın yüksek ekonomilerinden yatırım sermayesi getirilecek. İşte kaynak, işte milyonlarca işsize iş, işte somut çözüm. Bakın bu çözümleri diğerlerinden duyduğunuz zaman ekonomiye dair bir tartışma yapabiliriz.
Yani üretim, üretim, üretim işte burada. Plan yapmazsanız, tasarruf yapmazsanız, istihdam planlamazsanız, üretim falan yapamazsınız. Bunlar ancak lafta kalır. Hiçbiri de o 500 milyar dolarları Türkiye'ye getiremez. Öyle bir ufukları ve listeleri de yok. Öyle bağlamış olayım. Bakın meclis evlere şenlik. Hangi milletvekilleriyle, hangi ekonomi programıyla, hangi ekonomi kurmaylarıyla bunları uygulayacaklar? Mecliste FETÖ bağlantılılar var, PKK bağlantılılar var, katiller var, mafyalar var, ayrılıkçılar var, kumpas görevlileri var. Bir yandan HDP'nin girdiğini görüyoruz. Bir taraftan Hüdapar'ın bölücü programının meclise taşındığını görüyoruz. İşte Sadullah Erginler, İdris Naim Şahinler, işte o manken solcuları NATO'ya bile secde eden hepsiyle beraber o işçi partisi falan filan. Dikkat ederseniz sistem hepsini kol kola meclise taşıyor. Yani nerede anlaşamıyorlar o zaman bunlar? Programları aynı. Atlantik'e boyun eğiyorlar. İkisi de Batı bankalarına koşuyor. Hepsi NATO'ya evet diyor. Nerede anlaşamıyorlar o zaman? Biz de onu soruyoruz Vatan Partisi olarak. Demek ki ihalelerde anlaşmak yeter. NATO'ya evet demek yeter. Gerisi kuru gürültü. İşte olan Türk milletine oluyor. Türk milleti bu iki seçenek arasında bir çıkmaza sürükleniyor. Meclis evlere şenlik. Bunlar Türkiye'yi yönetemez. Onu ifade ediyoruz. Yani katil olur mu bir mecliste? Var. Hüküm giymiş insanlar var. Hepsinin ismini herkes biliyor. Kumpas görevlisinin Adalet Bakanı var. Hüdapar'ı zaten saymıyorum bile. HDP ile seçim beyannamesini yan yana koyun. Arada en ufak bir fark kimse gösteremez. Şimdi sistem bunları el ele meclise taşıyor. Bunlar mı Türkiye'yi yönetecek? Hüdapar hakkında açılmış bir dava, kapatma davası olmaması veya terörle direkt olarak bağlantısı bulunmadığı için ayrıştırıyorlar. Vatan Partisi niçin meclise lazım? İşte bunun için lazım. Efendim? HDP de seçime girmiyor. Yeşil sol olarak giriyor. Tamam da HDP yok işte altılı masayla beraber seçimin içinde. Yeşil sol parti. Peki çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. İşte o da maalesef... Türk devletinin zaafı oldu. HDP'yi kapattırana kadar adamlar bir tane yenisini kurdu. Devleti oyuncağa çevirdiler. Peki bir dakikam var Sayın Ertekin. Var mı eklemek, söylemek ya da itiraz etmek istediğiniz bir şey mi? Sadece 1,5 dakikam var. Yok itiraz yok. Tabii ki herkesin, tabii burası fikir meydanı. Fikrini söylemesine saygımız vardır. Yani yeter ki devletin temel dinamiklerine karşı bir söylemimiz olmasın. Milletimizi üzecek, hakikaten kadim Türk devletimizi zora sokacak söylemlerimiz olmasın. Ama fikirlerimiz tabii ki olacaktır. Bunlar çok normal şeyler. Şunu söylemek istiyorum. Yani 14 Mayıs seçimleri hakikaten bir Türkiye için bir milat olacak. Yani neden bir milat olacak? Etrafımızdaki ateş çemberinin içerisinde Türkiye yüzyılı vizyonunu uygulama fırsatı inşallah milletimiz sandık iradesiyle güçlü bir iktidar yaratıp bu Türkiye yüzyılı vizyonunu uygulatacak. Çünkü Türkiye yüzyılı vizyonunu ve Türk devletleri topluluğunun girişimlerini ben önemsiyorum. Şundan dolayı önemsiyorum. Artık dünyada iki kutuplu düzen gidiyor. Çok kutuplu güç merkezlerine dönüşüyor. Biz de bu güç bölgesinin en güçlü devleti olarak bu güç merkezlerinin oturduğu masada hakikaten masaya vuran bir devlet olarak bulunmak Peki. istiyoruz. O bakımdan milletimizin iradesi, feraseti, ikbalimize, istiklalimize yön Çok verecektir. Çok az kaldı ya ki 30 günde nedir? Hani göz açıp kapayıncaya kadar geçer diye düşünüyorum. Bir de hani siyaset... Zaman ağır işliyor sanki ama. Yo, bence Gelmiyor hızlı geçiyor yani. Ya. Yok bence hızlı geçiyor. Çabuk geçiyor. Özgür Bursalı çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan katıldığınız yayınımıza. Özgür Bey'e ben de başarı diliyorum adaymış kendisi evet. şeyle. Küçük tabii fikir ayrılıklarımız olabilir Elbette. Özgür Bey ama inşallah Elbette. Bir gün stüdyoda böyle bir ekonomi tartışmayı da evet, arzu evet, ederim. İnşallah. Özgür Bey zaten zaman zaman İstanbul'a geliyor. Gelemediği zaman da Ankara'dan katılıyor. Teşekkürler Sayın Bursalı. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum teşrifleriniz için. Sağolunuz her zamanki gibi bilgi dağarcığımıza bir şeyler kattık. Sayın Ertekin size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Eşinize ederim. De sevgi ve saygılarımızı lütfen iletiniz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiniz. Çok zarifsiniz. Tekrardan çok teşekkür ederim. Gazeteci arkadaşım Çağlar Cilara çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığın için. Ben ekonomiyle ilgili tek kelime edemedim ya. Ya çok üzülüyorum. Ya benim ya, problemim. Çok üzülüyorum. Evet inşallah Kahve konuşalım. Kahve içeceğiz şimdi konuşuruz. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi geceler.